Evet. Sevgili grup üyeleri, değerli dostlar. Bu akşam iki güzel konuk alacağız yayına. Bir tanesi bir kızımız, yurt dışında yaşayan, bizi izliyor. Fatoş Işık. Diğer canlı yayına alacağımızda mahalli sanatçımız Durmuş Yılmazer abim. Biraz sayımızın yükselmesini bekliyorum. Bu arada umarım Fatoş kardeşim burada bizi bulur. Aziz Aksu abimiz yayına katıldı. İyi akşamlar dileyim kendisine. Ufuk, Gündüz ablam, Ünal abiyi görüyorum. Pembecim teşekkür ettim. Ufuk abla burada. Bakıyorum. Fatoş Işık kardeşimiz. Milli futbolcu. Ulubeyli. Ve aynı zamanda Almanya'da yaşıyor. Ulubey'in Akoluk mahallesinden. Kendisi Bayan A Milli Futbol Takımı'nın sol beki. Hala milli futbolcu. Profesyonel futbolcu. Ve şu anda beni izliyor. Evet, Fatoş kardeşim bana istek gönderirse kabul edeceğim ve yayın alacağım. Güzel bir sohbet olacağını düşünüyorum. Daha sonra da Fatoş'la yaptığımız söyleşinin akabinde yayına Durmuş Yılmazer abimi alacağım. Evet, Fatoş bana istek göndermeni bekliyorum. Evet, Fatoş bizi izliyor. İsteğini bekliyorum. Seni yayına alacağım. Durmuş Yılmazer abi de şu anda bizi izliyor. Değerli dostlar, yayınlarımızı cumartesi akşamları yapıyoruz. Genelde insanların dinlendiği saatler, bu saatler. Evet. Kardeşimizi alıyorum şu anda. İnsanların dinlendiği saatler. Bu saatlerde kalabalık oluyoruz. Önceden de bildiriyoruz. Sizi çok fazla yormak istemiyoruz. Tabii hani çok fazla bir yorgunluk olmasın. Sıkılmayın. Sıkmak da istemiyoruz. Bazen gevezelik yapıyoruz. Ben reddetmedim. Galiba Fatoş reddetti. Fatoş'cum bir daha istek gönder. Değerli dostlar, internet yayınlarında bu tarz sıkıntılar yaşanıyor. Yayın kopabiliyor. İşte ekledik. Tam iltibas demin istek göndermişti. Fatoş kabul ettik ama bağlanamadık. İnternetten kaynaklanan sıkıntılar olabilir ama biz sabırlıyız. Bekleyeceğiz. Kardeşimizi alacağız. Haliyle burada tamamen doğaçlama, ham bir yayın yapıyoruz. Profesyonel bir yayın değil bu yayın. Onu da belirteyim. Yani sadece bu pandemi sürecinde sizleri bir nebze hoş tutma adına yaptığımız bir yayın. Tekrar bakıyorum. Evet Fatoş'cum. Evet Fatoş, gönderebiliyor musun? Bakıyorum. Bir daha bakıyoruz. Evet Ünal abi, bizden de selam olsun. Değerli dostlar, şimdi daha başlamadan şunu da söyleyeyim. Canlı yayın esnasında, evet Fatoş tekrar onayladım kardeşim. Canlı yayın esnasında şöyle bir şey oluyor. Evet, Fatoş'ta yayın kuramıyoruz, bağlantı kuramıyoruz. İkidir gönderiyor, biz de şey yapamıyoruz. Şöyle bir sıkıntı oluyor. Bağlantıya geçtiğimiz anda eğer geçsek de geçmesek de şey düşüyor. Ses oranı düşüyor. Bu hani buna yapacak bir şey yok. Bu şeyin özelliği, yayının özelliği. Yani sesin gidip gelmesi aldığımız şeyden kaynaklanıyor. Evet ses gitti diyor. Ben bunun farkındayım ses gittiğini. Sedat abi hayırlı akşamlar. Durmuş abi hayırlı akşamlar. Evet tekrar Fatoş'u tekrar onaylıyorum. Bekliyorum. Evet ekleniyor. Neden reddediyor anlamadım. Geçen akşam çünkü. Evet. Değerli dostlar. Fatoş ekleniyor diyor. Heh. Fatoş'cum merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi şöyle bir şey geçeyim ben hemen. Değerli dostlar, Fatma Işık kardeşimiz Almanya'da yaşıyor. Gurbetçi bir kardeşimiz. Türkçe kelimelerde kırıklık olabilir. Bunu mazur karşılayın lütfen. Bu olacaktır. Çünkü orada doğma büyüme. Hani bazı şeyler size kaba gelmesin. Benimce çok güzel bir konuşma tarzı var. Fatma kendisi de gözleri gülüyor. Canım kardeşim. Çok da güzel bir kardeşimiz. Şu Teşekkürler. anda ses olması lazım. Fatma Işık, bir daha söylüyorum. Kendisi Ulubey'in Akoluk mahallesinden.
köken olarak gurbette yani Almanya'da yaşayan bir kardeşimiz ve bizim gururumuz bir futbol milli futbolcumuz. Ulu Bey'in iki tane milli futbolcusundan bir tanesi Fatma, bir tanesi benim bildiğim eski küçük Turgay vardı, Ulu Bey'li milli futbolcu. Bayanlarda da Fatma. Evet, sözü Fatma'ya bırakıyorum şimdi. Size bir merhaba desin ve kendini tanıtsın ufaktan. Herkese iyi akşamlar. Benim adım evet Fatma ama genellikle Fatoş, yani herkes Fatoş diyor. 29 yaşındayım. Almanya'da yaşımı söyle, yaşımı söyleme, söyleme. Ha, niye? O 29, 13 buçuk, 14 yaşında falansın. Evet, devam et. Almanya'da Pforzheim'de yaşıyorum. 5 yaşında maça başladım, topa başladım. Evet. Ondan beri de top oynuyorum. Top oynuyorsun, çok güzel. En küçük ailede şimdi, en küçükleriyim. 3 tane büyük ablam var, 4 kızız biz. En küçük sensin. Peki evet. Futbol merakı nereden Fatma? Onu da sorayım bu arada. Küçükken 5 yaşında benim bizim Yoguzlav komşumuz vardı. O gitti, beni yazdırdı oraya. Öylelikle başladı zaten. Bir başladım, bugüne kadar devam. Devam. Peki, şimdi ilk mahallede başladın. İlk kulübünü hatırlıyorsun değil mi? Evet, evet. Şimdi biz zaten hep, ben küçükken tabii hiç hani başka arkadaşım yoktu, kız arkadaşım top oynayabilen. Hep kapının önlerinde erkeklerle top oynuyordum. O yüzden burada da kadın takımı yoktu. O yüzden oğlanlarla yani maça başladım. Evet. İyi ki başlamışım çünkü hani oğlanlarla oynamak bir başka oluyor. Hani güç kuvvet başka. Ondan hani çok şeyler öğrendim. Evet. Sonra 15-16 yaşında zaten oğlanlarla daha oynayamıyorsun Almanya'da. Sonra kız takımı buldum kendime. FV Kittlingen. Evet. Ondan sonra Bülent abi, ben okunanları yazanları okuyamıyorum. Sen okuma, ben şimdi hani sana bir kısmı ileteceğim, bir kısmı da seni bölmek için okumuyorum ben. Tamam. Sadece haberin olsun da. Tamam. Öylelikle, bak Emine teyzen diyor ki Fatoş'ta gurur duyuyoruz diyor. Aziz dayın da diyor ki alo Fatoş diyor, hayırlı akşamlar diyor. Bunlar hepsi Aksu. Hayırlı akşamlar. Evet hepsi. Sesim geliyor mu? Tabii rahat, sen devam et. Öylelikle kızlar takımına başladım. Ondan sonra 2011'de ikinci lige geçtim. Ondan sonra zaten A milli takım geldi. A milli takım geldi. Şimdi evet, ilk değerli dostlar, Fatoş ilk futbolu 14 yaşına kadar erkeklerle oynuyor. Böyle de ilginç bir durum var yani. Erkeklerle futbol oynuyor. Sonra kategori atlıyor. 15 yaşından sonra Bayanlar Ligi'ne geçiyor. Değerli dostlar, bu arada Fatoş'un dediğim gibi hani tam kelimeler telaffuz edilmediği için çok fazla şeyi okumayacağım burada. Gelenleri tek tek göreceğim. Lütfen kusuruma bakmayın. Sonra ben hepinize buradan şey yapacağım. Aşağı yukarı şeyleri görüyorum. Gelen yazıları görüyorum. Gayet de güzel bir şeyimiz oldu. Çok teşekkür ediyoruz ilginize. Ama Fatoş da ilginç bir kardeşimiz ve Ulu Bey'in gururu. Fatoş, evet, Ulu Bey'in gururu. Çünkü bir bayan. Fatoş bir bayan ve milli futbolcumuz. Bak, kimsenin haberi yoktu bundan. İlk röportaj yaptığımız gün hatırlıyorum. Sağ olsun sevgili Cihan Aksu olmasa da, Cihan abi buradan selam olsun. Fatoş'u ben tanıyamayacaktım. Ondan sonra tanıştık. Evet Fatoş, devam edelim şimdi. Milli oluşunu anlatalım şimdi. İkincilikte Eforlöşgau'da oynadığım zaman da Münih'e karşı maçımız vardı. Tabii bizim antrenöre baştan bunu her şeyi anlatmışlar ama benim antrenörüm bana bunu maçtan önce tabii ki söylemedi. Çünkü insan olur olmaz heyecanlanıyor. Hani bilseydim heyecanlanırdım. Evet, akıllıktan. Devam et. Akıllıktan mı diye sormuşlar seni. Ha tamam. Ondan sonra Türkiye'den hani bayan ya da Almanya'da kız çocuklarına bakan bir kadın varmış. Hani burada maçlara bakan, iyi hani Türk, evet, kızlar, hangi Türk kızları iyi oynuyor diye Türkiye'ye şey yap, hani nasıl deniyor ona? Milli takıma seçme diyelim. Ha aynen, seçmelere katılsınlar, evet, diye. Evet.
Maç 90 dakika sonra maç bitti. Yanıma bir kadın geldi. Böyle böyle ben ameliyat takım yardım işte görevli orada görevliymiş. Böyle böyle baktık ki iyi oynuyorsun. Seni seçmelere katılmanı istiyoruz dedi. Evet. Öylelikle başladım. Sonra numaraları değiştik. Yok pardon bir sene değil. Bir hafta sonra WhatsApp'te bir grup açıldı. Hani bayağı bir 20-25 kız vardı o grupta. Ondan sonra zaten 2 haftası yani 2 hafta sonra Türkiye'ye davet edildim. Sonra Öylelikle milli takım. başladı. Evet. Hala milli takımın futbolcususun. Ya şimdi şöyle zaten korona dolayı hiçbir şey şu an Biliyorum yani. olmuyor. Aha. Ama yani evet nasıl diyeyim? Biliyorum. Alman Artık pasaportu jübile. ama artık daha yani evet oynamak Evet, artık istemiyorum. jübile yapmak Çünkü istiyorsun. Evet. aynen. Bir de sadece Türk vatandaşı ol hani Türk Alman vatandaşı Bitecek. olursan zaten oynayamıyorsun. O Evet. yüzden yani bitirmeyi düşünüyorum. Bitirmeyi düşünüyorsun. Evet. Evet, değerli dostlar, Fatoş'un gözleri gülüyor. Ben Fatoş'la normal zamanlarda da görüşüyorum, sağ olsun. Bizi kırmıyor. Ben kendisini çok seviyorum, kızım gibi seviyorum, kardeşim gibi seviyorum. Teşekkürler. Çünkü biz hani bunu eleştiri demeyeyim ama bu bir eleştiri ise, evet eleştiri. Burada bir kardeşimiz bizimle program yapıyor, Pembe kardeşimiz. Yerine göre Pembe kardeşimizin eleştirildiğini duyuyoruz. Neden? İşte bir bayanın sosyal medyada işi nedir denildiği bir yerde Fatoş futbol oynuyor. Hani bu bizi üzüyor. Biz istiyoruz ki kadınlar her yerde olsun. Dün akşam mesela çok güzel bir ablamız vardı bizim yayında. Ulubey'in ilk roman yazarı. Ufuk Gündüz ablam, Seyfettin abi yayın almıştı. Çok güzel bir program oldu mesela. Ulubey'in bir tane bayan muhtarı var. Bir tane bayan muhtarı var. Biz istiyoruz ki Ulubey'de kadınlar siyasette olsun, kültürde olsun, sporda olsun, sanatta olsun, her yerde olsun. Neden bayanlar her yerde olmasın ki? Ha, Fatoş'un şansı şu, Almanya'da doğup büyüyor olması mı Fatoş'un şansı? Evet, ne yazık ki bu. Çünkü hemen bir eleştiri okları çıkıyor. Senin ne işin var orada? Ve biz Pembe kardeşim bizimle çok güzel işler yaptı. Burada bu grubu ayağa kaldırmak için. Biz burada dünden bugüne Ulubey'de hayat grubu olarak normal bir Facebook grubundan çok fazlasını yaptık. Hem Levent abi, hem Seyfettin abi, hem Pembe. Çok güzel işler yaptık. Ve istediğimiz yere de geldik bir nebze Ulubey adına. Belki Ulubey'de hayat sönük ama Ulubeylerin olduğu bu grupta hayat çok canlı. Ve bizi çoğunlukla da gurbettekiler takip ediyor. Bu da bizim için güzel bir olay. Ahmet abi hayırlı akşamlar dileyelim Ahmet Bey abi. Bu anlamda sen işte Kumanlar Mahallesi muhtarı hanımefendi ve Ufuk abla her zaman söylüyoruz bizim için idolsünüz. Özlem Karaca diyor ki canım kuzenim seninle gurur duyuyoruz diyor. Teşekkür ederim. Çok sevindim. Onlar da izlediği için. Peki unutamadığın bir maç var mı? Evet, her zaman böyle çok seyirci önünde top oynamak istemiştim. Evet. Ve dedim ki, eğer ki öyle bir şey olursa ben maçı bırakacağım dedim. Evet. Ve gerçekten de oldu. Hollanda'ya karşı Hollanda'da 25 bin kişinin önünde top oynadım. Maç yaptık. Evet. Hani bir başka bir duyguydu benim için. Değil mi? Ve o Ayıldız duyguyu yani. yaşadığım için çok mutluyum. Çok güzel. Bu arada afişi beğendin mi? Efendim? Afişi beğendin mi? Evet, çok güzeldi. Peki, afişi yapan benim oğlumdu. Ona da Çok teşekkür ediyorum. teşekkür Peki. Bütün ederim. afişleri o hazırlıyor. Bundan sonra Yusuf abi hayırlı akşamlar. Bu arada söylüyoruz. Fatoş hangi takımı tutuyorduk? Ben cimbomluyum. Evet. Galatasaraylıyız. Aynen. Tabii önce hani Ordu Sporluyuz demek istiyorduk ama Ordu Sporumuz ne yazık ki çok Aynen. bizi üzen durumda. Kemal abi merhaba. Sefine Pamuk Şahin bizi izliyor. Hayırlı akşamlar dileyelim. Arkadaşlar görebildiğimi merhaba diyorum. Lütfen alınmayın. Bu arada Fatoş'un da sözünü bölmek istemiyorum. Fatoş'un en büyük destekçisi de gene bir bayan. Onu da söyleyeyim. Annesi. Annesi Fatoş'un çok büyük destekçisi. Hatta ben Aynen. Fatoş'a Survivor'a katıl dedim yani. Çünkü
Survivor Aycan'la beraber oynuyorlardı. Neden katılmıyorsun dedim. Dedi ki annem göndermez abi dedi. Hani bence Survivor'a katılmalıydı. Sen de sol bek oynuyorsun. Sol bek oynuyorsun değil mi? Yanlış söylemiyorum ben onu. Ya yok, sağ bek oynuyorum da sol bek de oynayabiliyorum yani. Peki arkada, kaç golün var? Şimdi küçük yerlerde tabii çok golüm var. Ama şimdi iş büyüdükçe her şey daha çok zorlaşıyor ve insan sağ bekte ve arka tarafta oynayınca o kadar çok şey yapamıyor. Yani tabii burada gollerim var evet, ama A milli takımda yoktu. Peki ha, A milli bana takımda... her zaman hani bizim antrenör Talat Tuncel, A milli takımın eski antrenörü hep derdi ki evet biz bir hani kadın, biz bayanız yani, siz bayansınız ama hani bu sahaya çıkarken erkek gibi maç oynayın derdi her zaman. Evet. Ya bu bence çok güzel, hani dediği çok güzel bir şey. Bence kadınlar her şeyi istedikçe hani sen eğer ki bir şey istiyorsan zaten başarırsın. Bu kadın erkek bence önemli değil. Buna katılıyorum. Ben bayanların her platformda olmasının sonuna kadar savunucusuyum. Özellikle erkek egemen meslekler ve spor dallarında bayanların olması benim çok hoşuma gidiyor. Bir hatta dedim ya. Evet. Oto bir tamircisi, şimdi, bayan tanıdığım vardı. Oto tamircisi çok hoşuma giderdi yani. Oto tamircisi. Ne güzel. Evet. Bir de Türkiye'de mesela kadın futbolu ya da kadın futboluna çok destek çıkmıyorlar. Bazı insanlar yani çok duyduğum oldu veya internette okuduğum, yok aman kadınlar top oynamaz, kadınlar evde oturur, yemek yapar, şunu yapar, bunu yapar. Böyle şeyler bence çok yanlış. O yüzden hani mesela Almanya'da kadın futbolu çok yüksek tutuyor. Hollanda veya İngiltere her tarafta, ama bizim Türkiye'de maalesef bu eskiden daha kötüydü. Şimdi tabii ki daha iyi oldu ve inşallah daha iyi olur yani. Size de hayırlı akşamlar İsa Bey. Kemal abi çok teşekkür ettim. Geçen akşam seninle konuştuktan sonra birisi mesaj atmış. Demiş ki Fatma bizim Ordu Soya Spor'da bayan futbol takımında oynar mı demiş. Dedim ki kendisine soracağım dedim. Ama futbolu bırakıyor dedim. Erdal abi hayırlı akşamlar. Diğer abimiz kimmiş? Es geçmeyelim. Mustafa Günay abimiz hayırlı akşamlar. Şimdi sen vallahi hani Türkiye'de futbol tutulsun tutulmasın, sen bir Ulubeyli olarak o ay yıldızlı formayı üstüne geçirdin ve bizim milli takımda temsil ettin mi? Ben onu biliyorum. İster futbol tutulsun, ister tutulmasın. Sorun yok. Ben Fatma Işık'ı biliyorum. Biz seninle gurur duyuyoruz. Ben seninle bir abin olarak evet gurur duyuyorum. Ve gördüğüm kadarıyla Ulubeyli kardeşlerimiz de gurur duyuyor. Ve sen şu anda mesela 53 kişi, çarp bunu 3-5 kişiyle 150-200 de neyse artık neredeyse bütün Ulubey'in artık buradan haberi olacak. Ulubey'in bir bayan futbolcusunun olduğundan ve sen burada oradaki bayanların birçoğuna da örnek teşkil edeceksin. Bu da Bülent abi tabii senin sayende. Sana da bu yüzden teşekkür ederim. Şimdi asıl burada teşekkür etmem gereken, ben bir daha ediyorum, Cihan Aksu abi. Sağ olsun. Evet, olmasa ben seni bulamazdım. Ona da çok teşekkür ediyorum. Evet doğru. O söylemezse, bana söylesinler ben bulurum. Yani hiç sıkıntı değil. Elbette doktorumuz da var değerli dostlar. Yurt dışında yaşayan mühendisimiz de var. Ama böyle spor dallarında güzel işler yapan kardeşimiz de var. Ya şu gözlere bak ya. Gözlerin içi gülüyor. Daha ne olsun ya. Teşekkürler. Dediğim gibi maçı bırakırım ama sporu asla bırakmam. Tabii. Spor benim bırakılmaz. İçin çok önemli. Koşuyorsun çok bir de. Bir şey. Koşuyorsun bir her de galiba. Her gün yapmıyorum ama her ikinci gün yapmaya çalışıyorum çünkü vücudun dinlenmesi de gerek. Bir dakikanı aldım evet. Şimdi Fatoş. Ömer evet. Abi biz de bak ben de söyleyeyim. Survivor'da ben de görmek istiyorum Fatma'yı. Ama önce annesini ikna etmemiz lazım. Emine abla. Tabii yok lazım. Şu an meslek yaptığım için o mesleğimi bitirmem lazım. Ondan sonra tabii ki yapabilirim. Hani ben annem nasıl diyeyim, ben anneme biraz hani biraz yalvarsam etsem o güne hey der. Annem benim hiç kalbimi kırmaz. Ne dedi Emine abla? Bir şey dedi. Annem ne? Annem de annem diyor ki annem komuyor. Gidemezsin diyor. Ya biz onu el altından besleriz. Korkmasın anne ya. Biz sana yemek falan taşınırız. Pembeciğim sen de bizim gururumuzsun.
Biz seninle de gurur duyuyoruz. Pembe Nermin Yılmaz kardeşim. Evet bak Alper Yılmaz'a ya bayağı bir talep var. Bak Survivor'a katılsın diyor. Bak Ulu Beyler arkanda İnşallah haberin olsun. İnşallah olur yani. Bakalım. He? Hiçbir eksiği yok. Şey bence de yok. Yani. Kızım diyor ki bak hiçbir eksiği yok ablanın diyor. Yani bence diyor o da katılabilir. Biz gümbür gümbür adındayız. Olursa olur. Hayırlısı diyelim. Peki. Ama dediği bak pandemi kalkınca bana bir kahve ısmarlayacaksın değil mi? Tabii ki Bülent abi ne demek. İstediğim bir kahve olsun. Espri biliyorum. Şaka yapıyorum. Peki söylemek istediğin? Söylemek istediğim herkese çok teşekkür ederim. Sizlere. Yani bir hayaliniz var, insanların hayali varsa her zaman her şeyin peşinde dursunlar. Evet. Ne? Bir daha söyle. İnsanların her bir hayali varsa. Bir hayali varsa o hayalin peşinde dursunlar. Çaba gösterip, insan çaba gösterirse zaten her şeyi yapabilir. Kesinlikle. Yani tabii ki benim için de kolay değildi bunların hepsi. Çünkü başkaları gezerken ben spor yaptım mesela veya başkaları yok McDonald's'te yemek yerken ben evdeyken hani beslen çok hani önemli şeyler bunlar. Kilonu tutman lazım yok sporunu yapman lazım. Kesinlikle bak Yusuf Karaca diyor ki kuzen diyor sen katılmaya karar ver ben gerekirse TV8'i basarım diyor. Hacı Hanım iyi akşamlar. Nama abi iyi akşamlar. Hacı Hocam iyi akşamlar. Bak yani arkanda bayağı bir destek var. Sadece burada anneni ikna etmek kalıyor. Evet evet. Kaç kez giydin? Formayı kaç kez giydin? Bu arada onu da sorayım. A milli formayı. Sayısını bilmiyorum ama 4 sene içinde bayağı bir giyindim yani. Ya 4 yıl oynadın. 4-5 yıl oynadım evet. Şu anda bağlı olduğun kulüp hangisi Almanya'da? Şu anda F1 İFAN'da oynuyorum. Evet. Orada da zaten korona dolayı hiçbir şey yapamıyoruz. Sadece evden böyle internetle birbirimizle spor yapıyoruz. Şöyle yapalım hani, Fatoş. 2 dakika. Evet. Zeki Aksu selam Fatoş demiş. Özlem Karaca Fatoş'umuza bakınca ilk yorum güçlü olur bence. Evet. Yeliz Aksu Güzel Hanım tanıyor musun Yeliz Aksu Güzel Hanım? Başarılarının devamını diliyorum canım demiş. Bu arada evet evet ben hepsini tanıyorum. Senin geleceğini duyup da grubumuza gelen yurt dışına bayağı da bir Ulubeyli oldu yani. O afişin bayağı bir faydası oldu. Güzel oldu. Ünal abi hayırlı akşamlar. Evet Ünal İnan abim de bizi izliyor. Turgut Durmuşoğlu Amasya'ya selamlar Turgut abi. Herkese selamlar. Herkese iyi akşamlar. Herkese selamları gönderiyoruz. Evet Fatma Işık. Ben kendisine topuklu kramponun lakabı takmıştım. Gazetede de kendisi hakkında bir yazıyordu. Sonra dedi ki abi topuklu krampon ne demek dedi. Dedim ki bayanların futbol oynama stili diyelim buna dedim. Hani öyle anlatayım sana dedim. Sonra gruba davet edince dedi ki abi bizi adamlar mı ablalar mı izleyecek dedi. Dedim ki hepsi izleyecek. Hepsi izliyor şu anda bir sürü şey var ve emin ol seninle bayanlar gurur duyuyor. Sayımız da bayağı çıktı. 68-69'ları buldu. Maşallah. Peki merhaba Çiğdemciğim. Evet, kızlar babalarının prensidir de Seyfettin abi burada şeye Survivor'a göndermeyen annesi yalnız. arabanın önüne yatarım. Çok güzel. Arabanın önüne yatarım bir annesi. O yüzden çok fazla şey yapmıyoruz. evet. O dayanamaz bana o yüzden. Biliyorum. Ya aslında onu da göndeririz Survivor'ı. Benim hani ailenin en küçüğü olduğum için benim üzerime çok düşkünler. Yani hepsini tabii ki hepsine düşkünler de yine ben annem için biraz daha onun için o, hani o beni daha en küçük çocuk görüyor. Ne kadar hani istersem 40 yaşında olayım o. Bu böyledir ama ya hep öyledir yani. Herkes de öyledir evet. Herkes de öyledir evet. Fatoş'cum çok teşekkür ettik. Şimdi bir abimiz daha var. Onu da bekletmeyeyim senden sonra. Güzel bir programdı. Senin Ulubeyli'yle tanıştırmak gerçekten güzel oldu. Çok memnun oldum. Hani Ulubey'i de şunu bilmiş oldu. Evet Ulubey'in milli futbolcusu olan, bayan milli futbolcusu olan bir kızı var. Sen dediğim gibi bizim kardeşimizsin. Gönlümüzdesin. Seninle ben gurur duyuyorum. Sağ olun, sağ olun. Seni gurur duyuyoruz. Dediğim gibi senle
Ve hani keşke işte diğer bayanlarla, dün Ufuk ablayla yaptık, diğer bayanlarla da bu ekranda söyleşi gerçekleştirmeyi isteriz. Şöyle bir şey oldu, bir de onu da söyleyeyim sana Fatoş. İnsanlardan son dönemde bu salgın nedeniyle oldu. Facebook üzerindeki canlı yayınlar ciddi talep görmeye başladı. Bunun farkındayız. Evet, evet. Merhaba Salih abi. Geçen birisi bana demiş ki bir boşluk buldun, iyi doldurdun falan demiş. Söylüyorum biz şey değiliz yani, profesyonel değiliz. Ben de senin gibi amatörüm. Benim başka mesleğim var. Hasbelkader burada işte güzel kardeşlerimizi çıkardık. Ne yapıyoruz? Program yapıyoruz. Güzel de oluyor. Bu arada senin şeyin neresiydi Fatoş? Forzaim'in neresiydi? Marlborough'da kalıyoruz biz. Salih abi duydun mu? Seni soruyor Forzaim'den birisi de Forzaim neresi diye. Yok, Marlborough. Forzaim uzak. Ha, Forzaim uzak değilmiş. Forzaim 15 kilometre. Forzaim 15 kilometreymiş Salih abi. Peki sana bırakıyorum şimdi. İçinden geçeni söyle. Ben herkese teşekkür ederim. Dediğim gibi insanların hayali varsa her zaman her şeyin peşinde dursunlar. Daha da diyecek bir şeyim yok yani. Bülent abi sen biliyorsun, ben böyle ben sana baştan da söyledim. Hani utangaç konu böyle, hani çok bir lafı bir araya Türkçeden getiriyorum da hani sizin gibi konuşan. Ama Almanca olsa sorun yok. O. Çok biliyorum ben, Almanca olsa şimdi bülbül gibi şakacaktın. Bence çok güzel hani güzel bir yayın. Ve ben o sizin o kırık konuşma tarzını da seviyorum aslında. Halil abi hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ettim. Sizin o kırık konuşma tarzını da seviyorum. Ve hani kabul ettin, istersen etmeyebilirdin de, çok mutlu oldum. Yok ne demek, tabii ki her zaman. Sana hayırlı akşamlar dileyim. Teşekkürler. Size de öyle. Herkes kendisine iyi baksın. İstediğin zaman burası sana açık. Teşekkürler. İstediğin zaman yayına katılabilirsin. Sıkıntı yok. Teşekkürler. Sağ ol. Yayından sonra bir abimiz var. İlk türkü benden sana gelsin. Türkü sever. Dinler misin türkü? Tabii yoksa dinlerim. Çok... Evet. Yabancı yok dinlerim. Dinler misin? Evet evet severim hatta. Tamam. Bundan sonraki ilk türkü benden sana gelecek, tamam mı? Teşekkürler. Öpüyorum seni. Öpüyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet değerli dostlar. Güzel bir yayındı. Şimdi Durmuş abiye de ayıp olsun istemedim. Dediğim gibi çok fazla da şey yapmayalım. Şeylerinizi okuyamadım. Yazılarınızın çoğunu okuyamadım. Ay yani kusuruma bakmayın. Bir şey oluyor. Bu sefer konuda da çok fazla söz verememiş oluyoruz. Ama çok güzel yorumlar var. Evet. Hepsiyle evet gurur duyuyoruz. Tülay Hanım, Fatoş, Aziz Ağa torunudur. Evet Zeki abi biliyorum. Ayşe abla bizi izliyor. Şöyle bakayım. Dilek abla çok teşekkür ettim. Oktay Ses abim merhabalar. Aydın Güngör, Ümit Tufan bizi izliyor. Halil abiye merhaba dedim. Şöyle bakıyorum. Dilek abla biz de sizinle gurur duyuyoruz. Ünal hocam, Melike Hanım çok teşekkür ettik. Özlem Hanım zaten haber vermeyiz demiş. Evet vermeyiz. Biz teşekkür ettik. Durmuş Yılmaz Ali bekliyorum şimdi. Durmuş evet. Şimdi yayından birisi çıkınca değerli dostlar ses az geliyor. Yayından birazdan yükselecektir. Durmuş abiyi bekliyoruz. Durmuş abi. Durmuş abi geldiğinde yayına gireceğiz. Yayından çıktık. Ses az gelecektir. Birazdan düzelecektir. Yayından çıktık. Ses az gelecektir. Birazdan düzelecektir. Ama bir müddet ses az gelecektir. Orhan abi merhaba. Sevgili Durmuş Yılmazer. Evet istek gönderirse bakıyoruz. Evet onaylıyoruz. Efsane geliyor. Evet. Şimdi gelecek abi. Aziz abi ses gelecek şimdi. Yeliz kardeşim bizi izliyor. Evet değerli dostlar. Durmuş abi bağlanacak şimdi. Özgür abi bağlanacak şimdi ses. Durmuş abi gelince ses artacak. Yayından çıkan olunca ses düşüyor. Teşekkürler Fikret abi. Teşekkürler Osman Bey. Hayırlı akşamlar. Haydar Tekşan. Teşekkür ettim. Evet. Durmuş abiyi bekliyoruz. Durmuş abi eğer bizi izliyorsan ekranını yataya alabilirsen çok güzel olur. Durmuş abiyi bekliyoruz. Bağlanmasını bekliyoruz değerli dostlar. Ben evet kabul etmedi. Sıkıntı oldu. Telefondan kaynaklı bir sıkıntı olabilir. Eğer bizi istiyorsan Durmuş abi ekranı arkadaş yan çevirsin.
Seni öyle alalım. Tekrar istek gönderirsen mutlu olurum. Evet değerli dostlar, Durmuş Yılmazer'i bekliyoruz. Gülbahar Hanım hayırlı akşamlar. Ali abi hayırlı akşamlar. Ali Aksoy da bizde. Sesim gelecektir. Birazdan yükselecektir. Evet, Durmuş abi, Durmuş abiyi bekliyoruz. Durmuş abi istek gönderirse kendisini alacağız değerli dostlar. Durmuş abiyi bekliyoruz şu anda. Değerli dostlar, bu arada Fatoş kardeşimize de teşekkür ettik. Evet, babam geldi. Önemli. Babam da bizi izliyor. Evet, bir daha Durmuş Yılmazer'i deniyoruz. Tekrar onayladık. Tekrar ekliyoruz. Evet. Durmuş abi şu anda ekleniyor diyor. İnşallah açar. Evet değerli dostlar, Durmuş abi bekliyoruz. Umarım bağlanır. Hacı abi merhaba. Oktay abi burada. Hacı abiye selam göndermiş. Hacı abi, Hacı Poyraz hocam. Oktay Ses abim size selamım var. Bu arada şöyle bakalım. Arada kaynaklığımız olmasın. İhsan Döngez, Haydar Tekşan dediğim gibi, Osman İnan. Evet. Telefona Durmuş abi istek gönderdi. Ekliyoruz ama açmadı. Evet, tekrar gitti. Şöyle yapalım. Evet. Değerli dostlar, tekrar bakıyoruz. Durmuş Yılmazer. Evet, eklemeye çalışıyoruz. Değerli dostlar, ne yazık ki şeyin canlı yayınların böyle bir şeyi oluyor. Aa, okumaz olur muyum? Hacı Mahmut Yücetepe Zonguldak'tan selam diyor. Biz de kendisine selam diyoruz. Zonguldak'a selam gönderiyoruz. Evet değerli dostlar, Durmuş abiyle bağlantı sağlayamıyoruz. Ne yazık ki internetten kaynaklı böyle bir sıkıntımız var. Ahmet Ülker bizi izliyor. Hacı abi Samsun'dan tüm arkadaşlara selam demiş. Durmuş abiyle bağlantıyı sağlayamıyoruz. Neden sağlayamıyoruz bilmiyorum. Galiba Erdal abi telefonda sesli sorun devam ediyor. Evet. Bülent Bey hayırlı akşamlar, saygılar. Abi teşekkür ettim. Yalnız şey telefon biraz şeye getir şöyle. Yok o da olmuş. Evet değerli dostlar, Durmuş abiyle bağlantıyı sağladık. Bu sefer de internet gitti. Saygılar diyorum ben, sağ ol. Evet, Durmuş abi az şöyle yukarı, ya telefonu yukarı kaldır, seni görsünler. Beni duyuyorsun. Güzel. Duyuyorum Bülent Bey. Sesim biraz derinden geliyor ama. Tamam. Benim sesim birazdan düzeliyor, öyle tahmin ediyorum. Var mı sesle problem? Geliyor, çok güzel geliyor. Sıkıntı yok. Az geliyorsun, derinden geliyor biraz. Abi birazdan düzelecektir, öyle tahmin ediyorum. Evet değerli dostlarım, internette de bir sıkıntı var zannedersem. Durmuş abinin internetinde de bir sıkıntı olabilir. Rahat mısın? Durmuş abi tamamdır. Erdal Yılmazer hayırlı akşamlar. Evet. Durmuş abi tamamdır şimdi. Sana bırakıyorum şimdi. Merhaba de. Sesim geliyor mu? Gayet güzel. Bizi izleyen ve dinleyen güzel insanlara Ordu Ulubey'den, Ulubey'imizden selamlar, saygılar. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Haydar Tekşan'a hayırlı akşamlar dileyelim. Biraz önce izledi mi kızımızı Durmuş abi? Senin gibi eski sen eski futbolcusun.
Evet, amatörce oynadı Ulu Bey Spor'da. Kızımızı izledin mi biraz önce kızımızı? İzledim, izledim. Maşallah, gurur duydum. Ben de gurur duydum yani. Bayan Ulu Bey'de olmasından dolayı. Futbol takımının futbolcusu. Ne mutlu bize. Evet. Evet. Durmuş abi, şöyle yapalım. Bu Kadir Varol selamı var. Zeki Aksu'nun selamı var. Hacı Poyraz Hüma Kuşu ile başlayalım diyor. Saygılar sunuyorum ben de o güzel insanlara. Ben sana bırakıyorum. Yalnız özel bir Seyfettin abinin bir isteği. Sen öne eğilme diyor. Ha. Sana bırakıyorum abi. Sen hiç karışmıyorum. Ne istiyorsan onu söyle. Daha eğilme. Geri. Seyfettin Bey, Karadağ'ın boz yılanı istemiştin. Onu evet. Biraz sonra okuruz. Tamam. Yine geçen haftadan istekler vardı mesela. Birkaç tanesini ben ona çalıştım. Onları okumaya çalışayım ben. Tamam abi, hay hay. Cevizin yaprağı dal arasında güzel semerler bağ arasında güzel semerler bağ arasında 3-5 güzel bir araya gelmişler. Benim sevdiceğim yok arasında, yok arasında. Benim sevdiceğim yok arasında, yok arasında. Evlerinin önü zerdali dağlı, pencereden gördüm kınalı elini, o nazlı yâri. Pencereden gördüm kınalı eli, o nazlı yâri. Benim sevdiceğim domurcak güldür, sensiz lokmaları yemez oldum, yutamaz oldum. Sensiz lokmaları yemez oldum, yutamaz oldum. Abi ağzına yüreğine sağlık. Birçok şey geldi bu arada. Mesaj geldi. Şöyle bir bakayım mı Durmuş abi? Bayağı bir mesaj var. Değerli dostlar, bu arada telefonla oynarken de Durmuş abi kaybetmek istemiyorum. Aziz Kısa. Aziz Kısa'dan selam demiş. Oktay Ses kardeşimiz, abimiz. Sayacı'dan Durmuş abi, abicim. Sayacı, Kadir Varol. Sayacan'ın gururu demiş abi senin için. Ver onu bana. Altta şuradan şeyler okuyayım ben. Sayacan'ın gururu demiş. Şöyle bakıyorum abi. Evet. Erdal Yılmazer, amcamın oğlu, ağzına sağlık demiş Durmuş abi. Emine Aksu ve Öznur Aktaş bizi izliyor. İsmail Memiş ağzına sağlık demiş. Özkan Akyazı hayırlı akşamlar demiş. Hakan Kutuboğlu, Yahya Kemal Kaymaz bizi izliyor Durmuş abi.
Halil Akyazı selam göndermiş. Kubilay Şahin Amasya Taşova'dan selamlar demiş. Aydın Güngör ağzına sağlık demiş. Ufuk abla oy oy demiş. Teşekkür ettik Ufuk abla. Osman Tunç abi ağzına sağlık demiş. Evet, bayağı bir izleyenimiz var. Durmuş abi. Var olsunlar. Sana Durmuş abi şöyle bir sıkıntımız var. Senin kafan tam gözükmüyor. Telefonu aslında altına destek koyup yukarı kaldırabilirsin hafiften. Evet, böyle iyi Durmuş abi. İstekler var büyük ihtimal. Mümkün olduğunca şey yapalım. Bakalım şöyle. Sen başka söylemek istediğin varsa ne demiş? Levent Aktaş demiş ki Durmuş'un ekran görselini ayarla demiş. Durmuş abinin ekran görseli bende normal. Levent abi ama sizde nasıl bilmiyorum. Durmuş abi sadece öne gelince bir sıkıntı oluyor. Devam edelim Durmuş abi. Osman İnan Bey. İmamoğlu hayırlı akşamlar diliyoruz sana da abicim. Dilek ablacığım hayırlı akşamlar. Dilek Duman bizi izliyor. Durmuş abi sana bırakıyorum şeyi. Şimdi biraz sonra Sevetin Bey'in isteğini de yerine getirecek. Karadağ'ın bozcuları ses biraz ısınsın. Tamam. Bu arada şimdi Bülent Bey, hava evet, şartlarını biliyorsunuz bizim Ulubey'de. Kış sezonu kar başladı. Yağıyor mu? Tabii ki evet. Hava değişimi oluyor. Yaz dönemi gibi olmuyor tabii. Formda olmuyor ses. Tabii okumaya çalışacağız tabii ki. Durmuş abi şöyle diyoruz. Senin en vasat ve en ölü sesin bile yetiyor ya insanlara. Alıyor götürüyor yani sayı çıkıyor falan. İstediğin türküyü söyleyebilirsin. Yani sana bırakıyorum şeyi. Türkü seçmeyi. Ben müdahale etmiyorum. Hani şu olsun şu olsun. Elbette istek çok. Seyircilerin isteğine şey yapalım diyeceğim ama bu arada senin dediğin gibi yorgun olabilirsin. Ses durumunu bilmiyoruz. Sana bırakıyorum ben. İstediğin türküyü söyleyebilirsin. Derdim çoktur hangisine yanayım? Derdim çoktur hangisine yanayım? Yine tazelendi yürek yaresi. Ben bu derde nereden derman bulayım? Meğer dost elinde ola çaresi. Efendim, efendim benim, efendim. Benim bu derdime derman efendim. Ben bu derde nereden derman bulayım? Meğer dost elinde ola çaresi. Efendim, efendim benim, efendim. Benim bu derdime derman efendim. Bir sultanım katı yüksek uçarsın. Bir sultanım katı yüksek uçarsın. Selamsız sabahsız gelir geçersin. Dilber muhabbetten niye kaçarsın? Böyle midir yolumuzun töresi? Efendim, efendim benim, efendim. Benim bu derdime derman, efendim. Dilber muhabbetten niye kaçarsın? Böyle midir yolumuzun töresi? Efendim, efendim benim, efendim. Benim bu derdime derman, efendim. Sevgili Oya Bacak Sablam demiş ki, İbo Show'dan daha güzel bir yayın demiş. Oya abla biz en azından spontane gelişiyor. Her şey doğaçlama ya. İçimizden ne geliyorsa onu konuşuyoruz.
Hani önceden yapılmış bir hazırlık yok. Önceden yapılmış tek hazırlığımız afişimiz. Bu arada afişi beğendin değil mi Durmuş abi? Çok çok güzel olmuş, mükemmel. Afiş bizim oğlumun eseri. Yeğenimin ağzına, ellerine sağlık, gönlüne sağlık. Sağ olsun, var olsun. Sağ ol Durmuş abi. Benden kucak dolu selamlar küçük yeğenime. Şimdi dediğim gibi değerli dostlar, sadece spontane gelişiyor. Yani böyle bir hazırlığımız, ya neyi söylesek, onu mu söylesek, bunu mu söylesek, şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak gibi bir tavrımız yok. Benim içimden ne geliyorsa onu konuşuyorum sizinle. Karşı tarafı da rahatlatmak açısına. Çünkü dediğim gibi bu bizim şeyimiz değil, mesleğimiz falan da değil. Sadece sizlerle eğleniyoruz. Biz de sizinle eğleniyoruz. Geçen bir abimiz, Yusuf Tüysüz abimiz, buradan da selam olsun kendisine. Diyor ki, bir boşluğu iyi doldurdun diyor. Yani böyle bir boşluk varmış, biz de onu doldurmuşuz. Ne mutlu bize, yani doldurabildiysek çok güzel. Güzel de şeyler yapıyoruz biz grup olarak. Gerçekten güzel şeyler yapıyoruz. Hani burada şey yapmayacağım, mütevazı olmayacağım. Evet, çok güzel şeyler yapıyoruz. Ünal İnan abimle Mehmet Aktaş abimi de bir akşam Ünal abimin stüdyosundan buraya çıkartacağız. Bakın ben bu grup vasıtasıyla çok güzel insanlarla tanıştım. Ünal İnan'la tanıştım. Mehmet Aktaş'la zaten tanışıyordum. Sağ olsunlar, onlar da beni kırmadılar. İlk fırsatta o Yıldıray Çınar tarzı söylemleriyle Ünal İnan abimi ve yanık sesiyle Mehmet Aktaş abimi de burada ağırlayacağız. Durmuş abi zaten baş tacı, hiç bizi şey bırakmıyor, yalnız bırakmıyor. Durmuş abi senden programın içinde Lütfü Duman dayım, Duman o Lütfü dayım bizi izliyor. Benim için önemli bir yeri vardır Lütfü dayımın. Zahide mi istemiş? Ne zaman uygun görürsen kendisine, kısa da olsa, bir kıta da olsa Zahide mi söylersen mutlu olur. Tabii söylemeye çalışırım. Tamam abicim, hay hay. Şimdi programına sen devam et abi. Biraz önce bir ablamız geçen programda okumuştuk ama sorun yok. Mihriban'ı istemiş. Şimdi Bilal Bey şöyle yapalım. Evet abi. İnsanlarını kırmadan repertuarımın elbirdiğim şeyce söylemeye çalışayım ben. Bir kıta olsun yine söylemeye çalışayım ben. O güzel insan. Tamam, birer kıta birer kıta olabilir, evet. Sarı saçlarını deli gönlümü bağlamışın çözülmüyor mihriban, mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, ölümü. Görmeyince sezilmiyor mihriban, sevdiğim mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, ölümü. Görmeyince sezilmiyor mihriban, sevdiğim mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, her nesnenin bir bitimi var ama, var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban, sevdiğim mihriban. Her insanın bir ölümü var ama, var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban, sevdiğim mihriban. Abi sesine sağlık. Şöyle yapayım. Tuncay Köksal, Hamile Yılmaz bizi izliyor. Osman İmamoğlu, İnan İmamoğlu İnan bizi izliyor. Şen Duran Yılmaz abim bizi izliyor. Selamlar olsun. Dilek abla tamam. Şey yaptık. Umarım kısa bir şey Lütfü dayıma gelecek. Oktay Ses de sayacadan ben demiş. Cevat Çuadar bizi izliyor. Oktay Ses. Valla kimlerden olduğunu birazdan sorarız abi. Pembe kardeşim bir asker. Pembe kardeşimizin de oğlu asker. Bir asker türküsü istiyor. Hatice Torun. Mihriban'ı söyledik Hatice Hanım. Hayırlı akşamlar dileyelim. Özgür abi, Özgür Sönmez abi. Durmuşum Akkuş'un Gürgenleri demiş. Aklımızda olsun. Amasya Taşova'dan Necdet Özgen.
Durmuş'a selamlar diyor. Amasya Tacova'dan illa ilet demiş. Hatice Torun, Şen Yılmaz abi iyi akşamlar dedim. Şenduran Yılmaz abime iyi akşamlar dedim. Hacı Poyraz hocama hayırlı akşamlar. Ünal Özdemir var oldurmuş demiş. Bakıyorum şöyle. Metin Andaç, Baki Yılmaz, Oya abla zaten dediğini söyledim. Hatice Gündüz, Durmuş Bey unutmamışsınız demiş. Teşekkür ettik. Ümit Özdemir, bakıyorum Süheyli abla bizi izliyor. Valla Oktay abi ben Karakocalıyım ama Edirne'de ikamet ediyorum bu arada. Süriye Öz bizi izliyor. İstanbul'a selamlar dileyelim Öz ailesi olarak. Erdal Naz abim gene seni çok seviyorlarmış Durmuş abi, Erdal abi. Değerli dostlar şöyle bir sıkıntı var. Hemen söyleyeyim. Durmuş abimin sürekli hareket etmesinin sebebi Durmuş abimin telefonu arızalı. Yengenin telefonundan yayına katıldı. O yüzden telefonla hani alışkın olmadığı bir telefondan yayın yapıyor bilginize. Evet. Seyfettin abi hayırlı akşamlar dileyelim. Deniz Tunç hanımefendi hayırlı akşamlar. Sağ olun. Hatice Torun dedik söyledik. Oya abla sen de süpersin. Levent abi kafamıza kurşun yiyemiyoruz doğru söylüyor. Levent abi herhalde yine tavuğu yiyecek öyle görünüyor. Bakıyorum Metin Yılmazer. Metin kardeşim babanı yoracağız biraz. Yeşim Nami abi selamlar. Enver Pamuk selamlar. Öznur Aktaş. Öznur abi. Mehmet abiyle görüştük Ankara'dan dönsün. Halil abi de. Bu arada seni dinlendireyim biraz. O yüzden şey yap, devam ediyorum Durmuş abi. Tabii, ne güzel ne güzel. Sağ ol. Sağ ol Bülent Bey. Ünal abi de katılacak yayına söz verdiler. İkisini de alacağım yayına. Bırakmayacağım yani. Emin olabilirsiniz. Öznur Aktaş abiyim. Ünal İnan abi. Ünal İnan abimin de selamı var sana. Ünal İnan abi de güzel bir abimiz. Aleyküm. Şöyle bakıyorum. Saygılar sunuyorum o güzel insana. Turgut Durmuşoğlu. Amasya selamlar. Ahmet Öztürk'e selamlar. Hayrettin Albay'ım. Hayrettin Albay'ım Çukur Mahallesi'nden. Komutanım hayırlı akşamlar. Yahya Kemal. Yahya benim teyzemin oğlu. O da demiş ki Orhan Gencebay'ın Ayşen şarkısından bir kıta söyleyebilir mi demiş. Biliyor mu Ayşen şarkısını bilmiyorum. Arabeks ama. O repertuarımda yok Bülent Bey. Tamam abi. Fikret Şener abi hayırlı akşamlar. Abdullah abi hayırlı akşamlar. Özcan'ım hayırlı akşamlar. Oktay Özcan hayırlı akşamlar. Asım Yılmazer. Ayşe Sarıkaya. Engin Genç. Süheyla ablam. Ersin Özsoy abim. Taner Demir beyefendi. Taner Demir beyefendi zannedersem müzisyen. Sanatçı abimiz. Kardeşimiz. Belki yaşı bizden küçüktür. Bakıyorum. Şöyle Kadir Varol. Evet. Kendi bestelediği Türkiye'mi söyleyebilir. Kendi bestelediği Türkiye'de söyleyecek. Durmuş abi. Cevat Çuhadar. Aksoy Özcan. Evet. İstanbul Ulubey Tuzla'lılar, Tuzla Ulubeyliler Dernek Başkanı. Özcan Aksoy kardeşim de bizi izliyor. Kendisine buradan hayırlı akşamlar dileyelim. İstanbul Tuzla Ulubeyliler Dernek Başkanı. Gönderiyorum o güzel insana. Özcan Aksoy kardeşim de bizi izliyor. Cevat Çuvadar, Olgun Soylu iyi akşamlar. Şöyle bakıyorum. Sedat Kumsal iyi akşamlar. Dayıcım demiş sizin akrabanız. Şenol Berçin izliyor. Hayırlı akşamlar dileyelim. Cevat Çuvadar. Hacı Mahmur Yücetepe iyi akşamlar. Kutlay Pamuk iyi akşamlar. Emine Hekimoğlu iyi akşamlar. Olgun Soylu, Haydar Tekşan abi iyi akşamlar. Şenduran abi, Asım Yılmazer, Levent Aktaş abi bizi izliyor zaten. Hayırlı akşamlar diliyorum. Aytaç kardeşim hayırlı akşamlar. Aytaç, Osman Şenel abi. Osman abi, Ünal abiyi bulduk. Ünal abi de katılacak. Bilgin olsun Osman Şenel abime hayırlı akşamlar dedim. Tufan Taş hayırlı akşamlar. Hekimoğlu'nu isteyen var. Hacı Poyraz abim Hekimoğlu'nu izliyor. Bu arada Halil Özçelik hocam geçen hafta bizimle yayına katıldı. Ordulu güzel bir ses, güzel bir sanatçı abimiz. Halil Özçelik bizi istiyor. Halil hocama selamlar. Teşekkürler Halil abi. İsmet Akkaya, Ethem Çakır kardeşim bizi izliyor. Abi ben Karakoca'dan Hüseyin Çavuşlardanım. Oktay Ses abi. Evet. Durmuş abi. Buraya kadar okuduk. Umarım arada kaçırdıklarımız yoktur. Ne yapalım şimdi Durmuş abi? Bizi gerek canlı yayında izleyen, görüntü olarak gerekse izlemeyen o güzel insanlara ben Ulubey'den kucak dolusu saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Onları seviyorum, saygı duyuyorum o güzel insanlara. Taşacaksan diye bir türkü mü var? Hatice Hanım diyor ki Hatice Torun taşacaksan bekliyorum diyor. Bir taş o zaman Durmuş abi. Şimdi Bülent Bey yine evet. Sözle müzik bana ait. Evet. Düzenlemesi ve notayı alan şu anda Antalya'da bulunan Sayın Şener Gök hocam yaptı, yardımcı oldu bana sağ olsun. Hatta canlı yayına Şener Gök hocamı da alacaktık ama
Daha sonra olur dedi Durmuş dede. Sağ olsun hocam. Şenel hocam bugün bana arkadaşlık isteği göndermiş. Kendisine teşekkür ettim. Umarım tanışma imkanım olur. Neden olmasın? Sağ ol. Teşekkür ederim. O da demiş zaten Şener hocam. Durmuş kendi tarzında okusun. Aynen. Şener hocam sağ olsun, var olsun. Buradan kucak dolusu Şener Gök hocama aynı zamanda geçmiş olsun diyorum. Yenge Hanım'a saygılarımı sunuyorum bu beyden. Boztepe'den ordum güzel görünür. Boztepe'den ordum güzel görünür. İlkbaharda yeşilliğe bürünür. İlkbaharda yeşilliğe bürünür. Fidangör'de adım adım yürünür. Fidangör'de adım adım yürünür. Bir başkadır bizim ora. Bir başka sevdalanıp tutulmuşum bu aşka. Melekçimir deniz sahil boyunca herkes coşar sazı sözü duyunca. Yaz gelince herkes çıkar yaylaya. Yaz gelince herkes çıkar yaylaya. Koyun kuzu meler köpek havlaya. Koyun kuzu meler köpek havlaya. Irmağında olta balık avlaya. Irmağında olta balık avlaya. Bir başkadır bizim ora bir başka. Sevdalanıp tutulmuşum bu aşka. Melecivil deniz sahil boyunca herkes coşar sazı sözü duyunca. Abi yüreğine sağlık. Şöyle hemen Özkan Akyazı beyefendi hastane önünde incir ağacı diyor. Büyük ihtimal yurt dışında Özkan Bey. İlettim Durmuş abiye. Bakıyorum Ferdi Sabri Pamuk selam demiş. Bizden de selam olsun. Mustafa Korkmaz abi Almanya'dan selam olsun. Asım Yılmazer sizin büyük ihtimal şeyiniz, akrabanız. Evet, Şener hocam bizi izliyor. Şener hocam benim için hani önemli bir olay. Çünkü Facebook gibi bir platformda bizi izliyor. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Eski öğrencimdir demiş. Hocam inşallah sizi de bir gün kendi okulunuzda yayına alırız. Hanımefendiye çok geçmiş olsun dileyelim. Durmuş abi söyledi. Çok mutlu olurum. Sait İnan abim bizi izliyor. Sait İnan abime selamlar olsun. Mehmet Şensoy bizi izliyor. Mustafa Korkmaz abime dedim selamlar. Mehmet Günay abim. Vallahi senden çok özür diliyorum. Hep seninkiler araya kaynıyor. Mehmet abi demiş ki iki oldu beni görmüyorsun demiş. Levent abi ne oldu demiş. Anlamadım orayı. Sezai Önen Durmuş Bey hayırlı akşamlar demiş. Can Ayşem. Can Ayşem'i söyler misiniz demiş. Oktay Ses. Murat Yeşilyurt. Teşekkür ettim Murat Yeşilyurt. Sağ ol kardeşim. Murat bizim Murat. Sonel Poyraz başkan bizi izliyor. Hayırlı akşamlar dilerim. Mustafa Hekimoğlu diyor ki enişte ağzına yüreğine sağlık diyor. Büyük ihtimal Mustafa Hekimoğlu bizim Mustafa Hekimoğlu. Karakocalı. Mustafa abi hayırlı akşamlar dileyelim. Tülay Berçin ne demiş? Soğuk gecesinde seni terlettik Durmuş dayıcım demiş. Seni yeğen herhalde Tülay Berçin Durmuş abi. Babam bizi izliyor Erol Şimşek'le. Sait İnan abim iyi yayınlar demiş. Teşekkür ettik Sait İnan abi. Size de izlediğiniz için teşekkürler ettik. Ali Arsoy güzel bir program sizi kutluyorum demiş. Biz de Ali abiye çok teşekkür ettik. Evet. Durmuş abi sendeyiz. Şimdi Sevet'im ben Karadağ'ın boz yılanı uzun havayı. Evet ya Seyfettin abiyi kırmayalım. İki kıtaymış bir de o. Bugün bana şiir atmış. Herhalde eğer sen okuyamazsan ben okuyacağım. Yani yapacak bir şey yoktur Durmuş abi. Aynen. Karadağ'ın boz yılanı gelir dolanı dolanı o
7 sene mahpus yatsam bulurum seni vuramı oy 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 oy. Yandım anay, öldüm anay. Yağlı kurşun yedim anay. Yandım anay, öldüm anne, yağlı kurşun yedim anne. Bu dere derin dere, gölgesi de serin dere, oy 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 oy. Kuşlar dönmüş yuvasına, ben beklerim yarim gele, oy 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 oy. Yandım anay, öldüm anay, yağlı kurşun yedim anay. Yandım anay, öldüm anay, yağlı kurşun yedim anay. Mustafa Hekimoğlu abim Akkuş'un Gürgenleri demiş. Mustafa abi, Akkuş'un Gürgenleri'ni söyleyecek durmuş abim. Seni unutmadık, emin olabilirsin. Özkan Akyazı Kumru'danmış. Özkan abi, ben seni yurt dışında biliyordum. Bu arada öğrenmiş olduk. Behlül Güney selamlar demiş tekrar. Abi bu arada hani ayıp olsun diye de şey yapmayayım, okuyalım. Buradan Özgür Sönmez süpersin demiş. Engin Yılmaz, Ümit Akbaba bizi izliyor. Mustafa abi dedim aklımızdasın. Abdullah Yıldız bizi izliyor. Pembe Nermin, Yılmaz kardeşimizin evladı askerde, bir asker türküsü. Yani bir ona bir Türkiye hediye edeceğiz. Seyfettin abi teşekkür etmiş. Emine Pamuk hayırlı akşamlar demiş, komşu demiş. Senin komşun herhalde. Olgun Soylu ağzına sağlık abi demiş. Ahmet Yazıcı, beyler merhaba. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana demiş. Allah etmeye kuru soğana muhtaç. Sevgili Erol abi, Erol Yazıcı da bizi izliyor. Kendisine merhaba diyeyim. Şöyle bakayım tekrar. Yusuf Yalçınkaya bizi izliyor. Tekrar Naciye'yi, Akyıldız Tercan bizimle beraber. Hacı Mahmut Yücetepe, Erdal Naz. Bakıyorum tekrar şöyle. Senin işte sağlığa sağlık demiş. Dilek Tarık Güngör. Bakıyorum abi, Melike Aydın. Mustafa Korkmaz harika demiş. Özcan Başkan teşekkür ediyoruz. Bizi izliyor Özcan Başkan. Ve Candip Begüm Topal, oy Merik demiş. Ben şeylerinizi iletiyorum, bu arada isteklerinizi iletiyorum değerli dostlar, ama Durmuş abiye bırakıyorum. Tabii hani onun şu andaki şey durumunu bilmiyorum. O yüzden ona bırakıyorum, ama mümkün olduğunca tabii isteklerinizi okumaya çalışıyoruz. Evet sevgili abi, Durmuş abi. Akkuş'un Gürgenlerini okuyalım.
Tamam. Evet. Çok isyan Hekimoğlu oluyor. abi. Hekimoğlu. Garag Hoca'nın Hekimoğlusu. Mustafa Hekimoğlu. Ve zannedersem kız kardeşi yanlış patavatsızlık da yapmayayım bu arada. Emine Hekimoğlu hanımefendi. Sağ olsun Ona abi, da sağ olsun abi. gelsin. Emine Hekimoğlu. Ben bir patavatsızlık yapmayayım bu arada. Hani çünkü şey yapabilirim. Emine Hekimoğlu ve Mustafa Hekimoğlu'ya gelsin. Şu Akkuş'un Gürgenleri. Şu apuşun gürgenleri yıkılmadı mı? Yar üstüne yar sevmeye sıkılmadı mı? İçmem güzelim içmem de bir yudum içmem. Dünya dolu yar olsa da senden vazgeçmem. Ağır su yavaş yürü, topukların görünsün. Ben aklına geldikçe de ciğerlerin sökülsün. Kuş kayadan kalmıyor da taş atmayınca, kızlar bana bakmıyor da laf atmayınca. İçmem güzelim içmem de bir yudum içmem. Dünya dolu yar olsa da senden vazgeçmem. Abi yüreğin dert görmesin. Hemen seni dinlendireyim Sağ gene. olsun da. Oktay Kara. Harikasın dostum demiş. Teşekkür ediyoruz. Behlül Günay. Metin bir parça bize gelsin. Metin'den herhalde Metin'e sesleniyor bir parça bize gelsin diye. Evet Naciye Hanım'ın da oğlu asker. Baba eskide. Ona da selamlar ediyoruz. Bir asker türküsü dedik zaten. Gülizar Pamuk ağzına yüreğine sağlık demiş. İsmet Akkaya abim de Ormancı türküsünü söyler mi demiş. Bu arada ilettim. Gülay Şenkal hocam bizi izliyor. Gülay Hanım merhaba. Gülay Hanım'la da bir program yapacağız. Sözü var. Yahya Kemal. Şimdi şöyle yapalım. Ayşem olmasa bile bir Zahidem yapalım mı? Hem bayağı bir Zahidem isteği var. Durmuş abi. Lütfü dayıma gitsin Zahidem. Burada diğer Zahidem isteyen işte Yahya Kemal kardeşim ve diğerlerine gitsin. Bir Zahidem yapalım mı? Olur mu? Çok bir Olur kıta da olur. olabilir. Tamam abi. Mehmet Günay abi selamlar. Mehmet Günay abi de Mehmet Günay abi arada kaynadı. Ne istediğini göremedim hocam ya. Çok özür diledim. Levent Aktaş ağabeyim sunam istiyor. Levent Aktaş ağabeyimin işi zor oluyor sunam olmadığı zaman. Ona bir sunam okuyacağız. Babam bülbül havalanmış yüksekten uçar diyor babama. Abi babam senin hayranın bu arada onu söyleyeyim. Öznur Aktaş abi teşekkür ettik. Süreyya Öz teşekkür ettik. Dilek Tarık Bingöl teşekkür ettik. Şükrü Duman. Evet, Şükrü Duman abim ormancı biliyorsun. Ormancı türküsünü istiyor. Ona da bizden bir ormancı gitsin o zaman. Şimdi sunam evet teşekkürler. Sağ olun Gülay hocam. Hayırlı yayınlar. Amca teşekkür ettim Şeref amcam. Naciye Akyıldız inşallah okuyacağız. Betül Günay Sayın Dünürüm diyor Durmuş Bey'den güzel bir parça istiyorum. Sizin dünürünüzmüş Behlül Güney ve Evet. Mehmet Günay. Ve abim harika durmuş demiş. Evet abi. Şimdi Zahidem en çok istek alan ormancı. Geri kalan da sende. Orhan Özvatan izliyor. Sana bırakıyorum. Metin Yılmazer. Metin'im. Bülent abi Amasya Taşova'daki bütün arkadaşlara babamdan biri Erzurum Dağları. Evet. Bak Erzurum Dağları da güzel. Abi bu üçünü bir söyleyelim aradan çıksın. Sana bırakıyorum şimdi. Zahide yine bir laf duydum, kırıldı benim
Yine bir laf duydum, kırıldı benim. Gelen ben geçenden olur, haber sorarım. Zahide bu hafta oluyor gelin. Gelen ben geçenden olur, haber sorarım. Zahide bu hafta oluyor. Sesine sağlık abi. Bülbül avlanmış yüksekten uçan, has bahçe içinde gülüm var benim. Seni seven aşık senden geçer, güzeller içinde gülüm var benim. Seni seven onlar serinden geçer, güzeller içinde yarım var benim. Ben seni sevmiyorum can ile candan. İnsan ayrılır mı sevdiğin yardan? Canım esirgemem vallahi senden. Götür sat pazara kölem var deyip. Canım esirgemem vallahi senden. Götür sat pazara kölem var deyip. Kesine yüreğine sağlık abi. Güzel oldu. Evet, bizim Rıfkı geliyor şu anda değerli dostlar. Abi bu bizim Rıfkı. Gitti Rıfkı. Abi ne vardı? Ormancı vardı. Sunan vardı. Ordu'nun dereleri de olacak biraz sonra. Orada. İstanbul'dan şöyle bir şey. Mehmet Özkayçı dostlar istemiş. Tamam. Şöyle bir şey. Hani ben kısa tutmaya çalışıyorum. Aslında programı kısa tutacağım. İnsanlar sıkılsın istemiyorum ama ya şimdi talep de var, istek de var. Hani Durmuş abi olunca da biraz evet şey artıyor yani. O yüzden sağ olsunlar, var olsunlar. O güzel insanlara teşekkür ederim, o güzel insanlara. Saygılar sunuyorum. Tamam abi, sen seviyorsun ya. Metin, bak size, bu arada Metin şey diyor, Hüma kuşu diyor. Şey, özür diliyorum, Erzurum dağları garile boran demiş. Senin Metin kardeşimiz. Sana bırakıyorum abi, ses durumun dinlendireyim istersen o biraz. O zaman Bülent Bey, şöyle evet yapalım. Yoğun istek üzerine isteklerimiz var ama sağ olsunlar, var olsunlar. Ben onlara sonsuz saygılarımı sunuyorum. Fakat bildiğim parçalardan bir kıtasını olsa okursam güzel olur. Onların isteklerine getirmiş olurum. Evet. Olur abi. Saygıda kusur etmemiş olurum. Evet, tabii ki. Önce ben Kayınçım Mehmet Öz var İstanbul'da. Onun için Ordu'nun derelerine bir kıtasını okuyayım. Tamam. Ordu'nun dereleri aksa yukarı varsa, Ordu'nun dereleri aksa yukarı varsa, vermem seni illere Ordu üstüme kalksa, sürmelim aman. Vermem seni ellere, Ordu üstüme kalksa, sürmelim aman.
Oy Mehmet'im, Mehmet'im, sana küstüm demedim. Beni sana geçmişler, vallahi ben demedim. Sürmeli aman. Beni sana geçmişler, vallahi ben demedim. Sürmeli aman. Yüreğin dert görmesin abi. Ormancıya geçelim. Olur. Şükrü abime ve sevgili İsmet Akkaya abime gelsin. Çıktım ben kafesine, baktım ovaya, baktım ovaya. Bay Mustafa'm çağırdı dam oynamaya. Ormancı da gelir gelmez yıkar masayı, yıkar masayı. Laf anlamaz ormancı, çekmiş gene kafayı. Aman ormancı, canım ormancı, köyümüze bıraktı yoktan bir acı. Aman ormancı, canım ormancı, köyümüze bıraktı yoktan bir acı. Yüreğin dert görmesin abi. Sağ ol, sağ ol. Seni Sizin de. dinlendireyim biraz. Evet. Tabii buyur. Abdullah Yıldız, Hüma Kuşu demiş. Abi hep uzun hava oldu. Durmuş abinin gırtlak yapısı hani bu hani zor değil. Durmuş abinin söylemeyeceği türkü olmaz ama tabii sürekli uzun hava okumak da yoruyor insanı. Ama kendisine bırakıyorum. Sezai Yönen teşekkürler. Hasan Yılmaz teşekkürler. Bilgehan Duman bizi izliyor. Teşekkürler. Barış Güler teşekkürler. Sedat Seferoğlu iyi yayınlar demiş. Teşekkür ettik Sedat Bey. Süriye Hanım'a zaten şarkısını gönderdik. Melike Aydın. Teşekkür ediyoruz. Hacı Boyraz da, sağ ol abi. Birol Baykal ve Sedat Seferoğlu bizi izliyor. Yahya Kemal tamamdır kardeşim. Gönül Hocam hoş geldiniz demiş. Oya abla birilerine selam göndermiş. Dilek abla isteği yerine geldi. Bakıyorum şöyle. Evet. Fatma Hanım teşekkür ettik. Fatma Baykal. Kosova'dan izleniyoruz bak Durmuş abi. Kosova Prizren'den Şevki Kazaz hocam. Kosova halk müziği sanatçısı. Kosova'da ünlü bir sanatçıdır. Şevki Kazaz hocam bizi izliyor. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Kosova Ben de Prizren'e saygılarımı sunuyorum selamlar. o güzel insana. Sağ olsun. Fırat İnan bizi izliyor. Hayırlı akşamlar dileyelim. İmdat Siviş hayırlı akşamlar. Ahmet Yılmaz hayırlı akşamlar. Erdal Yılmazer hayırlı akşamlar. Süheyla ablam hayırlı akşamlar. Sevgili Fatma bizi izliyor keza. Teşekkür ettik Şevki abi. Halil Akyaz'ı teşekkür ettik abicim size de. Haydar Tekşan, Olgun Soylu, İmdat Siviş, Necdet Özgen yazmışlar. Teşekkür ediyoruz. Evet. Süriye Hanım demiş ki enişte seviliyorsun demiş. Aziz Kılıç. Teşekkür ettik. Reşat Atinkaya. Ne olur orada bir bağlama eşlik edemez mi? Reşat abi bunu yapacağız inşallah. Şener Gök hocam bekliyoruz. İşin aslı. Ne yazık ki pandemi nedeniyle Durmuş abi hali bu evde oluyor. Durmuş abinin de bağlaması yok. Böyle bir sıkıntımız var ama bu bağlama olayını da çözeceğiz. Bunun İnşallah, farkındayız. inşallah. Emin olun. Muammer Bacaksız teşekkürler. Erdal Naz teşekkürler. Yusuf Mucuk, Atıf Güngör bizi izliyor. Gülizar Pamuk bizi izliyor. Faruk Kesim bizi izliyor. Gökhan Yılmaz teşekkür ettik. Dilek Tarık Güngör teşekkür ettik. Asım Yılmazer teşekkür ettik. Behlül Gülsoy teşekkür ettik. Şöyle bakıyorum. Zeki Yanık teşekkür ettik. Gökhan Yavuz teşekkür ettik. Muammer Bacaksız teşekkür ettik. Sağ ol kardeşim Muammer Bacaksız. İsmet abi tamamdır. İsteğini yerine getirdik. Gülizar Pamuk teşekkür ettik.
ne demiş amcam, demiş ki çift camlardan ses gelmiyor demiş. Şeref amcam benim için söyler mi demiş. İlettim amca. Şükrü Duman, Ormancı'yı söyledik. Yüray Pamukgöz kardeşim hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar demiş. Durmuş abi demiş. İlker Başkan, Güney Almanya Ordular Dernek Başkanı sevgili ağabeyimiz İlker Bayrak bizi izliyor. Almanya'ya, Forzaym'a selamlar, saygılar. Evet, Hanife Kılıç hanımefendi Münih'ten hayırlı akşamlar demiş. Durmuş abi, yurt dışından izleyenimiz çok. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kucak olsun, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum Ulu Bey'den. O güzel insanlara. Muzaffer Şen, hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ettim abicim. Neymiş bu? Mendil dane, ipek mendil dane dane demiş. Söyler mi Muzaffer Şen hocam? Sedat Köksal abim Hollanda'ya merhaba. Fatih Çelik, yazımı kışa çevirdin Leyla türküsünü söylüyor. Abi tabii şey sende. Sunam, sıradaki Sunam'dı. Ondan sonra Metin için Erzurum Dağları Garille Boran. Aynı zamanda hem oğlum için, torunum Ebrar, bal peteğim Ebrar için gelecek o parça. Tamam. Dilek Bey için, Behlül Bey için de gelecek. Sağ olsun, var olsun. Onlara saygılarımı gönderiyorum. Taşova'ya. Şöyle yapalım mı abi ya? Askerler, değerli askerlerimiz için demiş anneler. Anneleri ben kırmayayım. Onlara benden Yeşil Ördek türküsünü ben söyleyeceğim askerlere. Yeşil Ördek buyur. Gibi daldım gölde. Olur mu? Buyur. Buyur, hani buyur. Şimdiden çok özür dileyerek söyleyeyim. O zaman ben söylüyorum ya şeylere, askerlere. Ama bizim mazur karşılasınlar. Ben hem seni dinlendireyim. Maksadım biraz da seni dinlendirmek. Sağ ol, sağ ol. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Sen düşürdün beni dilden dillere. Başım alıp gidem gurbet ellere. Ne sen beni unut ne de ben seni. Başım alıp gidem gurbet ellere. Ne sen beni unut ne de ben seni. Ne sen beni unut, ne de ben seni. Sevdiğim cemalim, güneşim, ayım. Sevdiğim cemalim, güneşim, ayım. Seni seven aşık, çeker ervahın. Getir el basayım. Kelamullah'ı, ne sen beni unut, ne de ben seni. Getir el basayım, kelamullah'ı, ne sen beni unut, ne de ben seni. Ne sen beni unut, ne de ben seni. Benden askerlere gelsin. Sağ ol. Buyur abi. Sağ ol. Eline güzel sağlık. Sağ ol. Teşekkür ne ettim. Güzel. Ya senin sesini tutmaz bizim sesimiz ama Naciye Hanım'la Pembe idare etsin. Senden de özür dileyim bu arada. Erzurum dağlarda karla boğulan aldı yüreğimde kardeş derdine bir. Sizde bulunmaz mı da bir kurşun gayne? Yazam arzu halımı da yare gönder.
Oy beni. Satarım bu canı da alırım seni. Çıkalım yüce dallara da kurt yesin beni. Oy beni. Satarım bu canı da alırım seni. Çıkalım yüce dağ başına da kurt yesin beni. Harikasın abi. Evet. İlker Bayrak, İlker Başkan, hayırlı yayınlar komutanım demiş. Teşekkür ettim. Bülent Yılmazer, selam, iyi yayınlar demiş. Oktay Ses, hayırlı akşamlar. Muammer Bacaksız, dayı iki kekliği söyler misin demiş. Bakıyorum tekrar. Bülent Yılmazer, amcam Türk Sanat Müziği. Evet, bence de seslendirsin. Hacı Poyraz, İlker abiye oradan selam demiş. Sedat Seferoğlu, Ekimoğlu'nu söyler misiniz demiş. Ben iletiyorum. Pembe, Nermin Yılmaz, sağ ol kardeşim demiş. Hamide ablam, Forzayım lan. Emem kızı, öpüyorum seni. Selamlar demiş. Etnay Poyraz, evet. Yüreğinize sağlık demiş. Teşekkür ettik. Birol yazıcı. Vay koçum benim demiş. Erol abi. Erol abi teşekkür ettik. Süheyla abla merhaba. Hanife Kılıç, yüreğine sağlık. Halide Gündüz, Oktay Ses, Süriye Öz, İlker Bayrak. Teşekkür ettim İlker abi. Emim, yüreğine sağlık demiş. Yeşil Ördek, Eda Karakaya'ya gelsin. Aziz Aksu, yüreğine sağlık demiş. Ünal İnan, teşekkür ettim Ünal abi. Sizin yerinizi tutamayız ama naçizane biz de gönül eğlendiriyoruz işte. Çok teşekkür ettim Süheyla abla. Teşekkür ettim Süheyla abla. Bakayım Öznur Aktaş. Öznur abi teşekkür ettim. Öznur Aktaş abi de herhalde Mehmet abinin abisiymiş. İlk fırsatta dediğim gibi Ünal abiyle Mehmet abiyi de alacağız. Naciye Hanım, evet Naciye Hanım, Pembe Hanım, Eda Karakaya size geliyor. Geldi bu türkü. Benim söylediğim türkü. Teşekkür ettim ablam Hamide abla. İmdat Siviş. Ben hasat zamanını istiyorum demiş İmdat Siviş. Ben ilettim İmdat Bey. Levent abi çok jarjör yapıyorsun abi. Mermi 1,5 lira. Yazık günah. Yani bu arada şimdi biz sana sunamı söyleyecek Durmuş abi. Bir şarjör de öyle gitti. İki şarjör abi. Abi bak gene buradan söylüyorum. Benim patronlarım Levent Aktaş, Şeyfettin Şener, maaşımı verin arkadaş. Çoluk çocuk taş kaynatıyoruz evde. Bak söyleyeyim. Ondan sonra Pembeciyaz da orada öyle. Murat Ses, hayırlı akşamlar. Murat Yeşilyurt, teşekkür ettim. Hediye Yıldız, teşekkür ettik. Ayşe Tunç, Ayşe Hanımefendi, teşekkür ettik. Halil abi, ben estağfurullah abicim. Bizim hayran kalınacak bir yanımız yok. Naçizane bir garip askeriz. Gönül eğlendiriyoruz, sizleri eğlendiriyoruz. Ulubeyliyiz. Ulubey adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Bize teveccüh gösteriyorsunuz. Bizi burada izliyorsunuz. Çok mutluyuz. Erol Baykal abi, teşekkür ettim abim. Atıf abi, evet Atıf abi, ya Levent abiye sahip çıkın. Şevki abi, teşekkür ettim. Erdal abi merhaba. Levent abi, muhtar bir kutu mermi istiyor. Atıf abi, Levent abi senden bir kutu mermi istiyor. Alper Yılmazer, amcam ne demiş? Tanrı'dan diledim bir dilek demiş Alper Yılmazer abi. Ben sana ileteyim bu arada. Bu arada ben uzatıyorum ki değerli dostlar, Durmuş abi biraz dinlensin diye. Çünkü sürekli uzun hava okuyor. Sağ ol, biraz sağ ol. Ne demek? Aynen, çok güzel. Sağ ol. Faruk Kesim, Murat Yeşilyurt, İlhan abi, İlhan Akbaş komutanım, hayırlı akşamlar. Gülizar Pamuk, Neslihan, Güney, evet. Durmuş abi çok güzel uzun hava söylüyor. Katılıyorum buna. Olsun İlhan abi, hiçbir şey için geç değil.
Begüm Topal, Can Türk, Begüm Topal, hayırlı akşamlar diliyoruz. Canan Topal Yeşilyurt, hayırlı akşamlar kardeşim, Canan kardeşim. Murat Ses, hayırlı akşamlar, İstanbul'a selamlar. Şöyle bakıyorum tekrar. Atıf abi, evet. Atıf abi, Ünal abiyle alacağız. Ünal abiyle, Mehmet Aktaş abiyi bir akşam alacağız. Konuştuk, kendileriyle görüşüyoruz. Katılacaklar. Ünal abi, torun zannedersem uzman çavuş, Antakya'ya götürecek. Geldikten sonra söz verdiler. Mehmet abi de Ankara'da, onların stüdyosunda bağlamanın eşliğinde Yıldıray Çınar türküleri dinleteceğim size inşallah. Evet Durmuş abim. İnşallah. Abi ödenek yetersizliğinden benim maaşı veremiyorlarmış. Ben burada yayını keseyim o zaman Durmuş abi. Abi buyur. Hekim oğlu derler benim aslıma. Aynalı martın yaptırdım da narenim kendi neslime. Aynalı martın yaptırdım da narenim kendi neslime. Konaklar yaptırdım, döşedim edim. Dünya fatsa bir oldu da narelim, baş edemedim. Dünya fatsa bir oldu da narelim, baş edemedim. Dünya fatsa arası, orduda vuruldu. Hekim oğlu dediğinden arelim, o da vuruldu. Hekim oğlu geliyor da arelim, o da vuruldu. Konaklar yaptırdım, mermer direkli. Hekim oğlu dediğinden arelim, aslan yürekli. Hekim oğlu dediğinden arelim, aslan yürekli. Evet değerli dostlar, şimdi sevindirici bir haber aldık. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Yarından itibaren grubumuza reklam alınacakmış. Haliyle bizim maaşlar da ödenecek. O zaman yayına devam edebiliriz. Levent abi'den mesaj var. Evet, şöyle bakıyorum. Mustafa Kula, Almanya'ya hayırlı akşamlar dileyelim. Muhammed Hatice ve Behlül Güney bizi izliyor. Hicabi Uzundere, İzmir'e selamlar olsun. Leyla Kılıç, iyi akşamlar hanımefendi. Hediye Yıldız, gurbetten selamlar demiş. Evet, biz gurbette Ulu Bey'i buluşturduk şu anda. Murat Ses, sıradaki parçayı Ulu Bey'de ikamet eden kankam Murat Yeşilyurt'a. Evet, muradıma gelsin. Muradıma ve sevgili eşine sıradaki parça gelsin. Ben de armağan ediyorum. Hanife Kılıç. Evet. Hanife, şöyle yapalım o zaman. Abi sunamı oku. Levent abi, Hanife Hanım, Hanife Kılıç hanımefendi ve sevdiğim üstüme sen gel. Gözüm yaşı ile yu leyli 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 yu leyli leyli leyli. Bu da benden, izleyenlerin hepsine gelsin. Abi ne yapalım? Ağzına güvene sağlık. Teşekkür ettim. Maksadım seni dinlendirmek. Sağ ol. Ara sıra şiir de okuyordun, şiirlerimizden. Şöyle, şiir okuyacağım aslında da telefonu, diğer telefondan şeyi okuyorum. Ama şöyle yapayım istersen ya abi, iki dakika. Evet, şöyle yapayım, seni dinlendireyim. Babama yazdığım bir şiirim var. Babama yazdığım bir şiirim var, onu okuyacağım. Babam. Babam. Ha, buyur. Ayağında lastik, pantolonunda yama, bir elinde kürek, bir elinde mala. Duvardan duvara vurduğum sıva, bir lokma ekmek içindi babam. Kahır yükün Arap çölleri, kim bilir yara aç, yara tok halleri. Bal eylediğin namert dilleri,
bir lokma ekmek içindi baba. Feleğe karşı kozun, bölüşemediğin üç kınalı kuzun, Muhannet'in sohbetinde sözün, bir lokma ekmek içindi baba. Hayat sokağına çizdiğin hudut, belki bir gün diye beslediğin umut. Çilekeş sofrasında ettiğin sükut, bir lokma ekmek içindi babam. Ne umdun babam, ne buldun? Bu dünyayı ne bildin? Ah edip de derin derin alıp verdiğin her nefesin, bir lokma ekmek içindi babam. Babama yazmıştım. Buradan babama da selamlar olsun. Bizi izliyor büyük ihtimal. Zaten Bülent Bey, siz zaten evet. Şair ruhlu bir insansınız maşallah. Yok estağfurullah ya Durmuş abi. Biz öyle. Aynen aynen. Buradan bizi şimdi izleyen... şöyle yapalım. Seni yormayacak bir türkü alalım senden. Kahveyi dökerim kara fincana, kahveyi dökerim kara fincana, kömür gözüm için düştüm zindana, kurban namus belasına düştüm zindana. 9 sene mahpus zor gelir bana, 9 sene hasret zor gelir bana. Az kaldı günlerim, kuşlar gibiyim kurban yâre kavuşmayı, düşler gibiyim. Az kaldı günlerim, kuşlar gibiyim kurban yâre kavuşmayı, düşler gibiyim. Sılamın damını çiçek bürümüş, sılamın damını çiçek bürümüş, anam yollarıma seferber olmuş kurban, anam yollarıma seferber olmuş. Duydum sebep olan çoktan çürümüş, duydum sebep olan dün gece ölmüş. Az kaldı günlerim, kuşlar gibiyim kurban yâre kavuşmayı, düşler gibiyim. Az kaldı günlerim, kuşlar gibiyim kurban yâre kavuşmayı, düşler gibiyim. Şimdi şöyle yapalım. Ben bu arada şeyi okuyayım. Sen Hüma Kuşu'na bir hazırlık yap. Sevgili Sait İnan ağabeyim de herhalde burada bizi izliyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz Sait İnan ağabeyime. Bizi izliyor. Hüma Kuşu'nu kaçırdık mı demiş. Sait abimi kırmayalım. Sen hazırlık yap. Ben de bu arada şeyleri okuyayım. 2 dakika olur mu abi? Bir bardak su iç. Varsa çay iç, kahve iç. Ben 2 dakika okuyayım. Evet, Oktay Kırmanoğlu, Almanya'da. Bülent Bey, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ettim. Hanife Kılıç, bu pandemi nedeniyle hasret kaldık. Teşekkür ettik. Evet, değerli dostlar, hemen reklamlara giriyoruz. Sevgili Emrah Güven kardeşimin Ordu VIP turizmle bir yazıhanesi var biliyorsunuz. İstanbul seferleri başladı. Emrah Güven kardeşim, Ordu VIP reklamlar. Süriye Öz tabii sizin büyük ihtimal tanıdık. Habire selam göndermiş. Tülay Berçin, hanımefendi sizi bırakmıyor. Oktay Ses keza bizi bırakmıyor. Samet İnan izliyor bizi. Murat Yeşilyurt, teşekkür ettim Murat'ım. Sen de güzel bir insansın. Süleyman Altınbaş, Süriye Öz, Halil Akyazı. Herkes severek dinliyor. Hani şey sordum ben, keselim yayını hani sıkıldıysanız dedim. Hayır kesmeyin demişler. Sesine sağlık abim demiş Pembe. Teşekkür ettim kardeşim. Bu arada İlhan Komutanım gene bir
Evet. İlhan komutanım fondip yapma. Yavaş yavaş götür. Erdal Naz abi teşekkür ettik. Teşekkür ettik. Murat Yeşil Yurt teşekkür ettik. Aşkın Taşçeşme, Belenyurt, Ulubey Belenyurt Mahallesi'ne teşekkür. Şarkılarımız bütün mahallelere gitsin, türkülerimiz. Ayşe ablam, çok teşekkür ediyorum Ayşe ablam. Ayşe Kaymaz Balcı, Halide Gündüz, Öznur Aktaş, Süriye Öz, Melike Aydın, Aziz Kılıç, Pembe Nermin Yılmaz, Gülay Pamuk, bu arada hepsini okuyorum. Aziz Kılıç, Münih'e selamlar Aziz abi. Oya abla, Bülent kardeş sen de hiç fena değilsin falan. İdare eder ya Oya abla. Hani arada kotarıyor işte. Sıkıntı yok. Oya abla ben sana her zaman söylerim bu türküyü. Sen merak etme ya. Hanife Kılıç, İlhan Akbaş, teşekkür ettim abi Leyla Kılıç. Teşekkür ettim Süriye Hanım. Hanife Kılıç gene. Altan abi. Yok abi bizden korkmasınlar. Biz gurbetteki Ulubeyler naçizane bir şeyler yapmaya çalışıyoruz sadece. Pembe, Nermin, Yılmaz. Sait abim kaçırmadınız. Hüma kuşu gelecek şimdi. Gırtlağını dinlendirsin istedim. Durmuş abi. Hüma kuşunu girecek. Teşekkür ettim Seyfettin abi. Şiirim için demiş. Ender Yılmaz'a teşekkür ettik. Ahmet Çakır bizi izliyor. Ali Yılmaz teşekkür ettik. Mustafa Kemal Poyraz. Evet gördün mü Mustafa abi? Şimdi Sait Başkan'a göndereceğiz şeyi. İlhan Akbaş. Öznur Aktaş. Teşekkür ettim Öznur abi. Keza evet Gülzar Hanım. Babaların hakkı ödenmiyor. Biz babamızdan uzun yıllar gurbet nedeniyle ayrı kaldık. Ben babamı hatırladığımda orada biri babamla karşılaştığımda orta bire gidiyordum. Orta bire kadar babamı tanımadım. O yüzden evet babalarımıza hasret kaldık. Babalarımızı çok seviyoruz. Babamı çok seviyorum. Annemi çok seviyorum. Ölürüm onlar için. Teşekkür ediyorum elbette. Herkesin babası annesi kendisi için çok değerli. Bütün annelerin özellikle annelerin ellerinden öpüyorum. Altan abi teşekkür ettim babacığım. Teşekkür bak baba sen de bu arada torpil yaptım. Şey yaptım yani. Değil mi Durmuş abi? Aynen. Aslan Güven, Aslan Güven sevgili dayıcığım diye selam göndermiş sana. Levent Şahin, Murat Ses. Sağ olsun, var olsun. Tekrar Abdullah İnan hayırlı geceler Abdullah kardeşim. Hesabı çıkışta alırız demiş. İnşallah abi. Cengiz Yüksel Almanya selamlar. Ethem Çağlar merhaba kardeşim Ethem. Erdal Naz altın ızma mülayim demiş Erdal abi. Teşekkür ettim Sait abi. Evet demiş ki babacığım aklıma geldi Fındık Bahçesi'nde. Sait abinin babası da eski Çukur Mahallesi muhtarıydı. Mehmet Ali İnan abimiz, amcamız Allah rahmet eylesin. Şevki hocam teşekkür ettim. Kosova'ya, Prizren'e. Prizren'den bile izliyorlar bizi. Kosova'dan. Eski Yugoslavya'dan ayrılmış. Genç bir ülke Kosova, Prizren. Çok güzel, yüreği güzel insanlar. Şevki Kazaz abim. İnşallah bu yayında bir akşam bizlerle olacak. Kosova'dan buraya Şevki abi getireceğiz bir akşam. Parmağında bir sıkıntı var. Aziz Kısa'ya, evet Hüma kuşunu kaçır, şimdi söyleyeceğiz. Abi çok uzatmayayım. Hüma kuşuna girelim olması olur mu? Müsait misin? Olur. Tamam. Yavru yavru Huma kuşu yükseklerden sesler yar boynunda bir çift sunay beslenir yavru yavru sen avlama kirpiklerin ıslanır Oh, ben alim ki
Deli gönül uslanır, uslanır. Ah, gülüm eyleme, eyleme. Deli gönül uslanır. Evet, Emrah Güven'le Ordu İstanbul yolculuğunuz güvende. Emrah Güven'le Ordu İstanbul yolculuğunuz güvende. Ordu VIP Turizm yolda. Ordu ve İstanbul yolunda reklamlar. Levent abi herhalde reklamları alıyoruz. Değerli dostlar bunu niye söylüyorum? Maaşım yatacak. Levent abiyle Seyfettin abi reklamlardan maaşım yatıracak. O yüzden söylüyorum. Pembe gözün aydın bacım. Maaşımızı inşallah 7 ay sonra alacağız. Değerli dostlar bu espri tabii. Levent abi Seyfettin abiyle aramızda bir espri. Yanlış anlaşılmasın. evet. Şöyle yapalım. Değerli dostlar, bir Ulu Bey şiiri okuyayım ben size. Gurbetten Ulu Bey'e. Bu arada Durmuş abi de dinlendireyim. Ufaktan da programımızın sonuna gelelim. Gurbet ele düştüm düşeli, mevsimlerden hep hazansın Ulu Bey. Zannetme ki terki diyarımsın. Ben kepçe, sen kazansın Ulu Bey. Hasretin bir dağ misali, ardından esen yelsin Ulu Bey. Efkarımı gizlemek için ötüşüm, ben bülbül, sen gülsün Ulu Bey. Bu gurbetin kahri var bende, sen kabukta yarasın Ulu Bey. Ekmeğime kattım muslatı, ben gurbet, sen sılasın Ulu Bey. Uzak diyarlardan sevdim seni. Duygularımda gamsın Ulu Bey. Gurbet elde yorgun Bülent'im. Ben aşık, sen sevdamsın Ulu Bey. Evet, değerli dostlar. Şiirimizden sonra şöyle bir şeyler okuyayım. Kimseye ayıp olmasın. Fatma Hocam bizi izliyor. Yahya Bacaksız bizi izliyor. Cengiz abi özür diliyorum. Cengiz abi Almanya'dan değil, Hollanda'danmış. Yahya abi hayırlı akşamlar. Yahya Bacaksız, İstanbul'da polis memuru abimiz. Naciye Akyıldız, teşekkür ettim Naciye Hanım. Emrah iki kere reklamını yaptık artık koçum. Ondan sonra Emrah da değerli bir kardeşimiz. Arslan Güven, teşekkür ettik abi. Ahmet Göbel, Amasya Taşova'ya selamlar Ahmet Göbel kardeşimize. Şöyle vallahi Murat Levent'e inşallah bir ara söyletiriz ya. Hani isterim Levent'in de kardeşim Levent'in de bir gün buraya çıkmasın ama Levent biraz pissin. Öyle tahmin ediyorum. Hani zamanı geldiğinde elbette Levent'i buraya çıkartmayı isterim. Sait Hocam bizi alkışlamış. Teşekkür ettik. Mehmet Ali Gündüz ağabey hayırlı akşamlar, hayırlı geceler dileyelim. Teşekkür edelim. Levent Şahin, Durmuş abinin kendi yazdığı bir şiir varmış. Halk Eğitim Merkezi'nde bir törende söylemiş diyor. Durmuş abinin kendi yazdığı bir şiir vardı diyor. Ayşe Hocam merhaba. Alaaddin abi biziz diyor. Fatma Hocam ellerinden öpüyorum. Fatma Bacaksız Hocam bizi hiç bırakmıyor. Melike Belikli Demir bizi izliyor. Mehmet Ali Aydın. Mehmet Ali Aydın Ziraat Odası Başkanı olan kardeşimiz herhalde değil mi? Evet, evet. Durmuş abi. Mehmet Başkan, evet. Mehmet Ali Başkan kusura bakmayın. Size de hayırlı akşamlar dileyelim. Bir pot kırmak istemedim. Çok özür diliyorum. Emrah Güven. Çünkü soy isimler fazla oluyor. Karışabiliyor. Hasiba Kahraman hayırlı akşamlar. Gülizar Pamuk hayırlı akşamlar. Aşkın Taşçeşme hayırlı akşamlar. Seyfettin abi kışlalar doldu bugün diyor. Kışlalar doldu bugün. Aslında olabilir. Birol Baykal abeyim. Teşekkür ettik. Nuray Kol.
Teşekkür ettik Nuray Hanımefendi. Ender Yılmaz Er, teşekkür ettik Ender abi. Tanrı'dan diledim bir dilek diyor. Bir kıta. Amca bu isteğimi okur musun diyor. Yeğenin galiba. Mustafa Kul. Hayırlı akşamlar. Turgut Durmuşoğlu. Amasya selamlar. Sana selam var abi. Bahadır Aktaş. Ağzına sağlık Durmuş abi demiş. Mustafa Uğur enişten bizi izliyor. Şakir attı. Bizi istiyor. Evet. Tren istasyona giriyor değerli dostlar. Durmuş abim de yoruldu. Şöyle yapalım. Durmuş abi son birkaç şarkıyı sana bırakıyorum. Ondan sonra programımızı bitirelim. Benden türkü isteyen o dostlara, güzel insanlara okuyamadığımız türkülerin yerine ben bütün o güzel kardeşlerim, insanlara ordumuz gülü müsün diyelim Bülent Bey. Tabii hay hay. Başını öyle eğip gezme, bakıp beni üzme. Ben seni çok seviyorum, takman olur kara yazma. Ben seni çok seviyorum, takman olur kara yazma. Kurşun çalı karı mısın, çam başımın balı mısın? Her gelen seni soruyor, sen ordunun gülü müsün? Her gelen seni soruyor, sen ordunun gülü müsün? Görünce ben yarım sandım, bizim evde gelin sandım. Al bohçanı, biz gidelim, sensizliği ölüm saydın. Al bohçanı, biz gidelim, sensizliği ölüm saydın. Kurşunu çalıp karı mısın? Çam başımın malı mısın? Her gelen seni soruyor, sen ordunun gülü müsün? Her gelen seni soruyor, sen ordunun gülü müsün? Şevki Kazaz ağabeyim Kosova'dan demiş ki Durmuş kardeşimin gırtlağının az bir kısmı da bende olsaydı keşke demiş. Şevki Kazaz ağabeyim Kosova halk müziği sanatçısı. Kosova türküdür kendisi. Ve bizim orada Kosova'da Prizren'de Türk kültürünü yaşatıyorlar. Bir Doğru Yol dernekleri var. Orada asırlardır diyeyim Türklüklerini yitirmeden o dernek çatısı altında kültürlerini devam ettirmişler. Ta Osmanlı'dan, Osmanlı döneminde Kosova'ya göçmüş Türklerden ve hiçbir şeylerini yetiştirmeden ve çok güzel türküler söylüyorlar. Abi ben bir Ramazan'dı, bir çay bahçesi gibi bir yere gittik Kosova'da, yurt dışında görev yaptığım sıra anlatıyorum. Ordu'nun derelerini çalıyor birisi. Kosova nere? Ordu nere? Bir baktım kim dedim, dediler ki Şevki Kazaz. Şevki Kazaz buranın meşhur sanatçılarından biridir dediler. Sonra yanına vardım, kendisine teşekkür ettim. Oradan bir merhabamız oldu. Sonra Facebook üzerinden devam ettirdik. Dedim ki abi seni bir gün bizim Ulu Bey'in sayfasına davet etsem olur mu? Tamam dedi. Kabul etti. Hani büyüklenmedi. Fakat parmağını incitmiş. Şey yapamadı. Ama söz verdi. Yayınımıza katılacak. Bağlama da çalıyor bu arada. Kendisine Kosova'ya o güzel insanlara, gönlü bol insanlar. Oradaki Arnavut kardeşlerimiz de gerçekten gönlü bol insanlar.
Hepsine Prizren'e selam olsun. Kültür ve sanat şehri Prizren'e selam edelim buradan. Evet abi. Benden de kucak dolu saygılarımı gönderiyorum. Sevgilerimi o güzel insanlara. İnsana. Şöyle yapalım. Cengiz Karaca bizi izliyor. Cengiz abiye merhaba diyelim. Naci Tercan. Evet. Şöyle bakıyorum. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar demiş Serpil Kaya. Evet. Değerli dostlar, ufaktan programımızı bitiriyoruz. Huma kuşunun hikayesi. Evet. Huma kuşu, sevgili Sait abi, benim bildiğim bir ağıttır huma kuşu. Erzurum yöresinde söylenen, Erzurum yöresine ait bir ağıttır. Evet, şeyi biliyorum. Hikayesini biliyorum. Güzel de bir hikaye. Buradan insanlar okurlar. Ben Hey 15'li türküsünün düğünlerde çalınıp oynandığı birçok düğüne müdahale ettim. Hey 15'li türküsü bir ağıttır. Ve bugünkü söyleniş tarzı popülist ağızda söylendiği gibi değildir. Ve giden o 15'lilerin hiçbirisi yeri gelmemiştir Kurtuluş Savaşı'nda. O yüzden düğünde, evet, oyunlarda söylenecek bir türkü değildir. Bir ağıttır. Ve bugün söylenilen tarzın çok fazla farklı dışında bir tarzdır. Evet, Durmuş abi. Keselim mi burada, bırakalım mı? Kar yağar beyaz danırla bitirelim oyun havası. Sen nasıl istersen, sana bırakıyorum. Bizi izleyen, gerek Türkiye'mizin güzel yerlerinden bizi izleyen, diğer Avrupa'dan bizi izleyen o güzel yürekli, güzel kalpli insanlara ben saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum o güzel insanlara. Ulubey'den, oradan kucak dolusu selamlar, saygılarımı gönderiyorum o güzel insanlara. Biz de sana teşekkür ediyoruz Durmuş abi. Bizi kırmıyorsun. Naçizane kendi işlerin de var. Yayınımıza katılıyorsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ama inşallah ilk fırsatta bu yayını bağlamayla yapalım. Bir gün İnşallah. Şenel hocamla, Şenel Gök hocamla tanışmayı ben de istiyorum. Naçizane o gerçekten alçak gönüllü birisiymiş ki yayınımıza katıldı. Bizi onur etti. Umarım ilk fırsatta tanışırız. Şenel Gök hocam, buradan da söylüyorum. Bir kardeşim var. Sizinle tanıştırmak istiyorum kardeşimi. Kardeşim full organik bir çocuk. Ama güzel sesi var, müziğe ilgisi var. Eğer sizin yanınızda olursa mutlu olurum. Buradan da mecalimi iletmiş oldum. Tabii. Şenel Gök hocam, müzikle ilgilenen, uğraşan bütün insanlar, ordumuzda bulunan bütün insanlarımıza yardımcı olmuştur. Şenel Gök hocam. Çok temiz kalpli, güzel bir insandır. Ben buradan hani, Şenel Gök hocama, ben yengenime saygılarımı gönderiyorum. Biz de geçmiş olsun diyelim. Yani ordu deyince de insanın aklına hani Şenel hocam geliyor. Gelmiyor dersek yalan söyleriz zaten. Şenel hocayı es geçemeyiz. Evet abi. Kar yağar beyaz damır, geceler ayaz damır. Ben yarimi görmesem bu gönlüm meraklanır. Aman ey, aman ey, hanım yaman ey, kız seni gelin getirem, arpa buğday zaman ey. Aman 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 ey, hanım yaman ey, kız seni gelin getirem, arpa buğday zaman ey. Kar yağar kar üstüne, derdim var derd üstüne. Cellat boynum olursa yar sevmem yar üstüne. Aman ey, aman ey, hanım yaman ey, kız seni gelin getirem, arpa buğday zaman ey. Aman ey, aman ey, hanım yaman ey, kız seni gelin getirem, arpa buğday zaman ey. Teşekkür ettik. Şeref amcam bir sistemde bulunmuş. Benim amcam kendisi. Demiş ki işinize geleni söylüyorsunuz demiş. Amca ya senin istediğin parça repertuarında yok Durmuş abim. Olsa çoktan söylettirdiydik zaten. Çift camlardan ses gelmiyor. Hani repertuarın olsun. Borcumuz olsun. Borcumuz olsun. Bir dahaki programa. Yüz kere söylettiydik. Bir dahaki programa söz kırılma ne olur amca. Seni seviyorum. Ama Şeref Bey'e. Hani şeyde yok. Repertuarında yok şimdi. Olmayınca nasıl şey yapalım? Zaten bir kısım isteği de es geçtik repertuarda olmayan. O yüzden senden özür diliyoruz Şeref amca, kusuruma bakma. Ama ben de sana bir küçük bir türküyle kapatalım. Bir kıtalık bir türküyle sana gelsin. Kapatalım.
Son bir parça. Şeref Aksoy amcama geliyor. Bahçeye gel bahçeye, bahçeye gel bahçeye, kuru fındık bulursun, kuru fındık bulursun. Alacaksan al beni, alacaksan al beni, sonra pişman olursun, sonra pişman olursun. Hadi yavrum oymaktan, yar gelir oynamaktan. Parmakları ağrımış, saçalı boynamaktan. Hadi yavrum oymaktan, yar gelir oynamaktan. Parmakları ağrımış, zil çalıp oynamaktan. Boztepe'ye çıkmalı, Boztepe'ye çıkmalı, şu orduya bakmalı, şu orduya bakmalı. Böyle güzel kızları, böyle güzel kızları, zil çalıp oynatmalı, saç çalıp oynatmalı. Hadi yavrum oymaktan, yar gelir oynamaktan. Parmakları ağrımış, zil çalıp oynamaktan. Hadi yavrum oymaktan, yar gelir oynamaktan. Parmakları ağrımış, zil çalıp oynamaktan. Teşekkür ettik sevgili dostlar. Arada kaynayanlar oldu. Şimdi sistem edenlerden birisi benim amcam, birisi Durmuş abinin yeğeniydi. Çok özür diliyoruz. Yani elbette gönül istiyor ki hepinizin isteğini yerine getirelim ama arada kaynıyor. Bir de bu gırtlak, yani uzun hava okuyorsunuz sürekli. Hani Durmuş abiyi de çok fazla yormak istemedim. Bu vesileyle özür diliyoruz. Bir kısmınızdan çok çok özür diliyoruz. Yayınımızı burada sonlandıracağız. Durmuş abi, şu mesajları bir okuyalım, ondan sonra kapatalım beraber. Burada şey yapalım, olur mu? Tabii. Şöyle yapalım. Fatma hocam ellerinden öpüyoruz. Fatma hocam, bu okunan türkü de size gelmiş olsun. Fatma Bacaks hocam, Neşe Berçin hanımefendi, hayırlı akşamlar dileyelim. Mustafa Korkmaz abayım, Almanya selamlar. Biz teşekkür ettik. Süriye Öz, teşekkür ettik. Şevk Kasaz abayımın mesajını okudum zaten. Şöyle bakıyorum. Pembe kardeşim. Cengiz Karaca, evet, bir akşamlı değerli dostlar. Ulubeyimizin güzel sanatçısı Cengiz Karaca ile bir program yapacağız burada. Gününü ve saatini tekrar belirleyeceğim. Afişi atacağım. Sazlı sözlü Cengiz Karaca abimle bir yayın yapacağız. Evet, buradan tekrar bakıyorum. Büşra Berçin Ayaz, teşekkür ettik kardeşim. Serpil Kaya, teşekkür ettik hanımefendi. Telgrafın tellerine kuşlarım konar demiş ama yayınımızı burada kapatalım ufaktan. Şöyle bakıyorum tekrar. Sait hocam, Sait başkanım şeyi atmış, Hüma Kuşu'nun öyküsünü atmış dedik. Buradan okuyabilirsiniz. Hanife Kılıç, ben teşekkür ettim. Biz teşekkür ettik Hanife Hanım. Bu saate kadar bizi beklediniz ve hala sayımız düşmedi. Hala düşmedi. Çok güzel. Oktay Bey, teşekkür ettik. Sağ ol İlhan abi. Emrah kardeşim, sana da bol kazançlar dileyelim inşallah. Başarılı olursun. Ali Kaya, teşekkür ettik. Ali Kaya sizin sınıf arkadaşınızmış abi. Evet, Şeref Aksoy, işinize geleni söyleyin. Mesele değil, kafanıza göre demiş. Amca ellerinden öpüyoruz. Arzu halimizi sana gönderdik. Bu parça da sana geldi zaten. Oktay Ses, Şükrü Duman. Şükrü abi, çok teşekkür ettim. Süriye Hanım, teşekkür ettik. Tülin Bal, teşekkür ettik. Levent Şahin, teşekkür ettik. Cemal Sayan'a teşekkür ettik. Hoşçakalın demiş Fatma Hocam. Ellerinden öpüyorum Fatma Hocam. Durmuş, Seyfettin abi, biz teşekkür ettik. Metin'cim, biz teşekkür ettik. Tülay Hanım, teşekkürler. Erhan Andaç, teşekkürler. Levent Şahin, biz teşekkür ettik tekrar. Azim Aksu abime teşekkürler. Halide Gündüz, teşekkürler. Mustafa Kemal abim, biliyorum Mustafa abi. Fatma Hocam'a teşekkürler. Bütün katılımcılara teşekkürler. Yapımda ve yayında emeği geçenlere. Evet Oya abla, umarım beğendin. Dediğim gibi çok amatör, doğaçlama, kendi akışında bir program yapıyoruz. İnşallah Ulubey TV'yi kurduktan sonra stüdyoda yapacağız dermişim. Tabii öyle bir şey yok. Evet. Halil Akyaz'ı teşekkür ettik.
Şöyle bakıyorum tekrar. Arslan abi, Arslan Güven teşekkür ettik. Erdal Naz abim teşekkür ettik. Halil Yanık abicim teşekkür ettik. Evet. Özcan Başkan, Özcan Aksoy, Tuzlaoğlu Beyler Dernek Başkanı, sevgili Özcan Aksoy teşekkür ettik. Talip Kul teşekkür ettik. Turgut Durmuşoğlu Amasya'ya selamlar teşekkür ettik. Evet. Grup adına teşekkür, Dilek abla çok teşekkür ettik. Serpil Hanım teşekkür ettik. Evet. Mustafa Kemal Poyraz teşekkür ettik. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola, naçizane bazı şeyleri bizim amatörlüğümüze verin ama emin olun daha sıcak oldu. Hepinizi öpüyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Durmuş abi görüşürüz. Saygılar diyorum. İyi akşamlar Bülent Bey. Saygılar.